Merhaba. Hayırdır? Hangi rüzgar attı? Yeniden komşu oluyoruz da Şevkat. Yani uzun hikaye, sonra anlatırım. Ben kamyon yanaştı da ben hem bir merhaba diyeyim hem de işte bir yardım isteyeyim dedim. Ama siz müsait değilsiniz galiba. Neyse, benim bir arkadaşım var. Biz iki kız hallederiz. İyi geceler. Bay bay. Sana da... Nereden çıktı bu kız ya? İstersen sen git bir bak, yardım edecek bir şey var mı? Sonuçta her gün bir aradayız, görüşüyoruz değil mi? Canım, yardım etmek istesem herhalde sana danışır, bir onayını alırım. Yani senden çekinecek halim yok değil mi? Emin misin? Çünkü senin kapına hiç tanımadığın yabancı biri gelse ve yardım istese sen koşa koşa gidersin. Tanıyorum seni. Ya tabii öyle de... Şevkat, ben kızın kim olduğunu biliyorum. Sen bana anlattın. Senin için değerli biri. Yani gidip şimdi yardım etmezsen zaten rahat edemeyeceksin. İçin içini yiyecek. O yüzden en iyisi sen bir git bak. Kendine de eziyet etme. O zaman ben bir bakayım de. Hani ağır eşyası falan varsa. Tamam, görüşürüz. Sen istersen içeri şey yap. Tamam, tamam. Gençliğim geçti senin yolunda. Ciğerim söndü ah de sonunda. Gel istisense vuslata ererim. Bana ele bakma, erir bu yüreğim. Yalanlara ben hep sünger çektim. Kahve felekten zumzuk yedim. Sen hiç üzülme, rahat ol bebeğim. Gerekirse ben mezarıma girerim. MC İhsan 2017 Balat. Bu ne? Usta bu ne? Bakma oğlum havala var. Evet. Buyurun. Evet. Bakma oğlum havala var, atla. Hadi bakalım Yüzeydi kardeş, bir el atla, hep beraber indirelim şunu. Oldu. Kazım! Kazım! Ne var lan? Gel gel, tam senin seveceğin işler var, gel. Seveceğim iş mi? Gel gel. Ahmet abi! Gel gel. Erol abi, gelin şuna bir el atın be, gözünü seveyim be. Gelin be abi be. Hay Allah razı olsun ya. Bak. Gel gel abi. Gel. Gel, gel el atın şuna da bir. Koş abi, koş. Atı verelim hadi. Hadi bakalım, şuna bir el atalım ya. Çek. Hoo, hadi çek. Hayır. Yavaş, sağa yavaş, dikkat edin ha, düşürmeyin. Geçin, geçin, geçin. Buradan sağa atın. Yavaş, 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 yavaş. Şuradan. Ne oldu? Ben soğukluğu var da belim attı. Size kolay gelsin. İyi akşamlar. Eyvallah. Allah razı olsun kardeşim. Sağ eyvallah, olasın. Eyvallah. Hadi eyvallah. Abi. Eyvallah. Hadi abi. Hadi bakalım. Taş, taş. Taşın yavrum. Haydi. Kaldır bakayım. Hay Allah razı olsun ya. Ayağına dikkat et. Dur. Ha buradan it 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 it. Tamam. İtile, itile. Hah. Oh. O sen bana müsaade. Sana ne oldu Kazım kardeş? Acil hamamcılar odası toplantısına gitmem lazım. Yani ben olsam da olur, olmasam da olur. Hadi eyvallah. Tamam. Yardım et, et. Ne oldu? Arkadaşlar içeriye kadar bir el atsak mı ya? Bir daha bunu içeri. Şuraya kadar kaldırsak yeter. Hadi arkadaşlar. Ustam bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum şakır şakır işliyor lan bura. Bak belki bu yetmeyecek. Yarın bir tane daha getireceğiz. Bana hiç hele gelmiş. Sen ne yapacaksan bunu? Döviz bürosu mu açacaksan buraya? Oğlum döviz bürosu işinde para yok. Daha doğrusu döviz bürosu işinde para çok. Safi para. Ama para yok. Ticaretle kar etmek lazım. Bura Merkez Bankası gibi işliyor lan. Hadi beylat hadi. Yallah. Bir dakika. Yoksa sen sahte para mı basacaksan burada? Höst, vergi rekortmeni olacağım. İhson. İhson? Ben Dadaşam, adım İhsan. Bana bak, benim adım oysense senin adın da İhson olacak, tamam mı? Anladın mı? Ha, sen patron olsaydın senin adın İhsan, benimki Osman olabilirdi. Ama patron kim? Benim, o net. Eğer ben oysensem sen İhsonsun. Konu kilit, bundan sonra açma. Hadi yürü. Tövbe bismillah, adam Norveç'te kafayı yemiş. Heh. Sen benim ticari zekamı algılayamazsın oğlum. Aa, benim frekansım seninkini 40 MHz geçer. Kafayı yemedim ama
kasayı yiyeceğim. Bu kasayı her gün ağzına kadar parayla doldurup o paraları her gece zevkle çatır çatır öyle bir yiyeceğim ki sen de bana ne diyeceğim biliyor musun? İhson. Vay bre olsen patron. Sen bu kadar hovardaca para ezmeyi Norveç'te mi öğrendin diyeceksin. Peki ben sana ne diyeceğim biliyor musun? Yok bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum göreceğiz. Bana bak. Şunu buçuk aklına yazıver. Tamam mı? Ben öldükten sonra bu kasayı ticaret müzesine koyacaklar. Net. Altına da ne yazacaklar biliyor musun? Asırların ticaret dahisi Olsen Somonoğlu sadece kahve satarak Steve Jobs'tan daha fazla şöhret ve serveti bilek hakkıyla kazandı. Bilek hakkı ne ya? Ha, gerizekalı. Sanki Steve Jobs'ı biliyorsun, bilek hakkı ne diye soruyorsun. Öküz. Öküz İhson. Öküz İhson. Oh. Ulan var ya, koskoca Edison'la aynı kafede ismi taşımayı hak etmiyorsun ama şanslısın ki akraba kontenjanından yararlanacaksın. Sana çırak değil, asistan diyecekler. Öf diye aman ne derse desinler ya. Sen bana paramı ver yeter. Höst, hakaret sayarım lan. Ben bu saçları oksijenle sarartmadım. Bir Norveçli asla hak yemez. Şş, bana bak, burası Türkiye. Burada her şey serbest, Norveç milliyetçiliği yasak. Efendi gibi işini yapıyorsan sen yap, yoksa o başın yanar ha. İma yanlışsan da dahi. Dahi? Bir dahi bu kadar basit bir imayı anlamakta zorlanabilir. Yani diyorum ki, o başın yanarsa sarı saçların da yanar. Anlıyorsan? He. Zaten senin gibi öyle saçlarını oksijenle açanlara burada Norveçli demirler. Öyle bir şey değiller ki, bilmek istemezsen. Az laf, çok iş. İlk gün anısına. Çek bakalım patronu. Çek, çek, çek. Geri git azıcık. Azıcık geri git. Böyle kasayı al. Tamam ya. Ah Esin, inanmıyorum sana ya. Bak, bu dünyada seven kadın sahiplenmesi diye bir şey var, tamam mı? O kıza bunu hissettir. Hemen git Şevkat'la o kızı yalnız bırakma. Ya öyle gençlik hevesi değil, büyük aşk yaşamışlar. Sen de saf saf Şevkat'ı göndermişsin. Ah Esin. Bak, yangının külleri tekrar alevlenmeden hemen git. Bak sonra pişman olursun ha. Gizem ne diyorsun sen Allah aşkına? İyice sana eve bağladın ha. Ay ne alakası var ya? Onun aklı bir karış havada. Ama ben öyle değilim. Benim ayaklarım yere sağlam basar. Ay yok vallahi hiç deneyemeyeceğim. Hadi kapatıyorum bay bay. Dur kapama kapama. Dur bir dakika bir şey söyleyeceğim dur. Ne oldu ne diyor? Bir dakika şu mesajı yazayım hemen anlatacağım. Ne kadar uzun süre ayrı kalırsak kalalım, karşılaştığımızda kaldığımız yerden devam ederiz yani. Beni dinle ve elini çabuk tut. Ya tamam Şevkat, biz kolayladık ya. Sen hadi git. Belli ki evde senin önemli bir misafirin var. Yani bekletme kızı. Yani ayıp edersin. Yakışmaz sana. Ya hadi git. Tamam hadi. Ya kızım tamam git git deyip durma Allah Allah. Bu da 40 yıl sonra çıkmış gelmiş bir de bize atar yapıyor ya. Kız başına taşıyacağım bunların hepsini çünkü. Bir de üstüne atar diyoruz ya hale bak ya. Ay sizin yapacağınız kutuya ben de. Yapacağım 100 şey. Mutlaka unutamadığın aşkın Şevkat'ı görmek, Şevkat'le Beşiktaş maçı izlemek, kalbini kırdıklarımdan özür dilemek. Ya sen ne yapıyorsun be? Ne karıştırıyorsun onları ya? Ne karıştırması kızım? Kutuyu kaldırıyordum, altı açıldı, döküldü, onları toparlıyordum. Ne bunlar? Karıştırma onları. Ne ölmeden önce yapılması gerekenler falan diyor. Röntgen filmleri falan var. Ne bu mesela? Beyin filmi mi?
Ya bıraksana şunları, tamam? Yok bir şey. Ay söylesene Seval. Yani her gün bana anlattığın adam buysa eğer, niye saklıyorsun ondan? Sen karışma Nilay. Bana bakın, benimle oyun oynamayın. Bir şey saklıyorsanız söyleyin. Seval çok hasta. Kız ölüyor. 6-7 ay falan ömrü kaldı. Ya sen niye söylüyorsun? Nilay ya, tamam. Al şuradan bir şey, hadi git. Doğru mu? Evet, doğru. Ama bak bana söz ver, kimseye söylemeyeceksin ha. İnsanların son günlerinde bana öyle acıyarak baktıklarını görerek yaşamak istemem. Peki neymiş bu hastalık? Ya boş ver. Bak söz ver ha, kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam, söz. Bak senin sözün sözdür ha. Sana güvenirim. Maalesef öğrendin işte. Bak beni iyi tanıyorsun Şevkat ha. Öyle benim için üzüldüğünü falan görmek istemem. Bir delikanlıya yakıştığı gibi davran lütfen. Senden tek ricam bu. Neyse ben şey yapayım. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun ya? Dur. Tamam. Ya yok Şevkat, sen şunları al, sen al şunları yukarı çık. Ben hallederim, bir şey yok zaten, ben alışkınım ya, hallederim ben, tamam. Çok sağ ol Şevkat ya. Sen de sağ ol. Ben kaç yıl her hafta sonu Paris'e gittim be. Çok emek verdim ya. Esin'i buraya dönmeye, benimle evlenmeye ikna etmiştim. Oğlum çok yaklaşmıştım lan. O Şevkat denen dallama karşıma çıkmasa şimdi holdingin de patronu bendim. Ula herif bitirdi lan beni. Ama ben de onu bitireceğim, bak görürsün. Senin gözün kararmış Bora. Senin önceliğin Şevkat değil. Senin önceliğin babanla aranı düzeltmen. Esin olayını zamanla atlatırsın. Ama bu senin hayatın oğlum. Senin geleceğin. Ya onu ben de biliyorum. Tamam. Biliyorum ama ben olay sıcağı sıcağınayken ön canını yakmak istiyorum. Canını yakmak istiyorsan toplanır gideriz. Ama eğer intikam almak istiyorsan yavaş yavaş, sakin ve soğukkanlı. Şu sandalyeler alırsın sen. Toplama işini bitirseydim, babamla aramda hiçbir mesele kalmazdı. Hayır, o evleri almak da kolay da Şevkat sorun. Şevkat'i tamamen ortadan kaldırsan gerisi çorap söküğü gibi gelir. Sen de anla ki bütün mesele intikam almak değil. O zaman Şevkat'in üzerine oynayalım biraz. Satış yaptırmayalım ona. Bela açalım başına. Sıkışsın köşeye. Ben de öyle yapacağım zaten. Ama bize finans lazım. Sen de sponsorunu kaybettin. Nasıl olacak? Orası öyle. Hemen bir yol bulmak lazım. Hem de çok acil. Hadi eline sağlık kardeşim. Var mı daha yardım edecek bir şey yukarıda? Ya yok. Çok sağ ol Şevkat. Sen git. Bekleyenim var. Tamam hadi. İyi geceler. İyi geceler. Hadi git sen de şey. Ne yapıyorsun be oğlum? Biz senin başındaki belayı konuşuyorduk. Sen de aldın gittin telefona. Kafanı kaldırmıyorsun. Ya onu hallediyorum zaten. Gizem'in adına sahte mail aldım. Babama şimdi onun ağzından mail atıyorum. Para isteyeceğim. İyi de onların arası bozuk değil mi? Ya babam Gizem'e kızar ama kendini de suçlu hissediyor. Gizem'in babama muhtaç olması onun da işine gelir. İstediği parayı hemen gönderir. Hem de fazla fazla. Ha, tamam. Bana hemen bir banka hesap numarası ver de şu parayı yollatalım. Hadi. Konuşuyorduk. Yarım kaldı. Geç istiyorsan devam edek. İstemem. Sen de çok yorulmuşsun zaten. Sen bilirsin. İyi geceler.
tali olur mu lan Mugacı? Ya tam Esin'e evlenme teklif edeceğim. Çıktı Seval geldi. Ay kız bir de 90 dakikayı tamamlamış, uzatmaları oynuyor. Ona da ayrı içim yandı ya. Esin de tuttu eski manitaya rampa yapıyoruz zannetti bizi. O da ayrı koydu. Bilmiyor ki ya, durum çok başka. Ya şimdi bir de Seval'e de söz verdik. Ağzımızı da açamıyoruz. Esin çok bozulmuş dün gece. Sabah vallahi hiç uğramadan, bir günaydın falan demeden direkt gitmiş. Gönlünü almak lazım, bir jest yapmak, bir şıklık yapmak lazım da. Ne yapacağız bilmiyorum. Hücella ne yapıyorsun yavrum? Eşeleme yavrum çiçeklerin dibini. Şey yapacaksın çiçeği ya. Ha. Çiçek mi aldın ya? Mantıklı. İyi çiçek götüreyim o zaman. Marika ablanın bahçesi Sebil zaten. Değil mi lan bu kaçı? Tamam tamam sağ. La tamam la. Bir an coştum. La, hemen gidiyorsun Allah Allah. La, ne sana kıtkı? Artist. Bana bak çok cevap veriyorsun bu ara. Vallahi bak kötü kötü konuşturacağım ben. Ne sana kıtkı? Dün akşam görmeniz lazımdı. Kıza bir çöp bile taşıtmadı ya. Üstüne titredi resmen. Şevkat hala unutamamış olabilir mi o kızı? Sanmıyorum. Yani hiç öyle unutulamayacak bir kız gibi gelmedi bana. Sokaklarda hep arabam gizli. Üstünde bantlarım hep dizili. Rengini beğenmezsen gel beraber boyayah. Seni sana uymasa hadi gel uyuyah. Yo ne istesen sen, ne istesen söyle. Ne istesen sen, ne istesen söyle. Ne istesen sen. Usta. Heh. Ambu bantları buldum. Ne edeceğiz biz bunları ya? Oğlum sen gerizek misin? Bank ne işe yarar? Oturmaya yarar değil mi? İnsanlar umumiyetle bu bankların üstüne otururlar. Keza hayvanlar da öyle. Misal sirklerde maymunlar, aslan. Oğlum. Gel buraya. Buraya gel. Benim salak oğlum. İnsanlar bu dükkana gelip yer bulamadıklarında neye oturacaklar? Bu banklara oturacaklar. He? Bir saate burası mahşer yerine döner oğlum. Öyle ki mahşerin dört tatlısı gelir, ikisi dışarıda kalır. O derece yani. Hadi şimdi gazla. Hele gazla derken çok mu iş var yoksa? Kaçayım gideyim bir tavsiye mi verirsen anlamadım. Oğlum sen gerçekten gerzeksin ya. Şu internasyonel kafede ihraç fazlası gibi bir malsın biliyorsun değil mi? Şimdi kaybol. Önce şunları diz. Ondan sonra git. Ne kadar bank varsa topla getir buraya. İhsan. Yalnız bak seninle bir konuda anlaşak. Benim adım İhsan değil, İhsan. Aman İhsan. Yavrucuğum. Bak İhson kulağa daha bir Norse geliyor. Daha böyle kuzey kutbundan, kuzeye yakın bir isim. İhson. Gerzek oğlum. Ben sana dün gece ne dedim? Eğer Oslo çay evinde çalışacaksan senin adın İhsan değil, İhson. O kadar. Haydi yaylan. Çabuk. Bana bak. Gel buraya. Ver şunu. Ver şunu. Al. Maşallah be! Hey maşallah be! Ya Arkan çok komiksin ya. Karnım ağrılar giriyor seni dinlerken. Ah evladım. Sen gelince evimizin neşesi yerine geliyor. Dün gelmedin. Öyle özledik ki seni. Vallahi doğru söylüyor. Yani sen gelmeyince evde neşe eksik ya. Sen hep gel Erkan. Bak devamlı gelirsen ben de sana bağlama çalmasını da öğretirim yani. Aşk olsun üstad yani sizden bağlama çalmayı öğrenmek benim için şereftir ya. Onur duyarım, kıvanç duyarım, kıpta ederim. O zaman bak. Al şu bağlamayı. Al bakayım. Getir elini. Şuradasın. Şöyle şuraya. Şurada, şurada, şurada bak şöyle. Hemen burayı kapat. Al şu mızırı da. Bundan da tezeni. Bak. Dokun bakayım şimdi, bir dokun bakayım. Şunu böyle tut, tut, şunu tut. Serbest bırak, serbest. Germe kendini. Ama öyle kolay değil. Yani kolay öğrenemezsin hemen, olmaz. Önce parmakların biraz bağlamaya alışacak. Bağlama seni biraz sevecek. Ondan sonra ruhunla çalmaya başlayacaksın. Siz bana pasacağım yerleri gösterin, ben çabuk kavrarım. Yani ruh lazımsa ruh bende var. Bende en çok ruh var zaten. Şuraya dokun, rahat bırak, serbest. Ah güzel, temiz ses geldi. Böyle devam et şimdi. Olacak.
kanı. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Tonya üstüme. Vermem seni ellere, Tonya üstüme kalksa. Tonya üstüme. Ya bu çocuk bir harika. Ya bu nasıl oldu? Nasıl çaldın böyle bir anda ya? Yetedim ya üstad, bende ruh var ya. Ben kendimi yatırdım hep ağlamanın üzerine, öyle aktı gitti. Ya bu çocuk bir harika. Yani nerede o salak İsmail? Nerede bu Erkan? Bu harika ya. Dahi. Sizin muhabbetinize doyum olmaz. Ben ufaktan kaçayım. Ay nereye oğlum? Bırakmayız vallahi seni. Daha yeni geldin. Ay evet ama ya, doyamadık daha sana. Ya ama ne demişler? Ziyaretun de lafun de kısası makbuldür. Ben yine gelirim. Her zaman gel Erkan. Her zaman gel. Fazla ara verme. Özletme kendini. Yok öyle bir dünya yok. Özletmeden kelmem. Bizde adet böyledir. Çok sağ olun her şey için. Elinize kolunuza sağlık. Çayı içemeyeceğim. Alacağım o. Her şey için sağ olun. Selametle. Ay bambaşka bir çocuk. Asil. Asil. Siz bu Erkan'ın nesine bu kadar sevdiniz, ayıldınız, bayıldınız? Benim aklım almıyor ki la. İsmail'i niye sevmediniz? Ne güzel sesi vardı. Yanık yanık türküler okurdu. Sevdaları nakış gibi işlerdi bağlamalara. Niye onu hor gördünüz ki la? He? Siz Erkan'ı sever, ona gülersiniz ama cenazenize İsmail gelir. Ayık olur. Yoksa bir şekil ayıktırırım. Her türlü yani. Seval! Koş, Seval gelmiş. Hoş geldin ya. Zayıflamışsın ya. Ay sen zayıfladın biraz vallahi. Ne yapıyorsun lan sen? Kazım! Kazım, gel la gel. Bak kim geldi? Seval! Gel la gel. Bunca yıl. Sen de değişmemiş ama niye gelmiş? Niye gelmiş bu? Vay vay vay. Kim gelmiş Zuma? Kızım ne işin var senin burada be ya? Yemin ederim. Çok özledim. Pavel ola Barcelona dediler senin için. Vallahi bir Alex'in gittiğine, bir senin gittiğine çok üzüldüm ha. Hala hayırlısı. Kız sanki mahalleden hiç gitmemiş. Coşkuya bak ya, ne kadar çok seviyorlarmış. Normal ama. Tam bu mahallenin kızı. Sıcak olsun lan, sıcak sıcak. Esin sen de öyle sayılırsın. Öyle olmakla öyle sayılmak arasında dünya kadar fark var ama kızım. Yani bu senin dediğin fasulyeden sayılmak gibi bir şey. Ya pardon, ben öyle söylemek istememiştim. Yo, haklısın. Gerçek bu zaten. Neyse bakmayın da şimdi bakıyor diyecek sonra. Ya öyle düşünme, sen de bu mahalledensin. Naber ya? Ha? Ne ayaksın böyle çiçek böcek falan? Hasta ziyaretine mi gidiyorsun? Oğlum ben acayip hasta ziyaretine gittim. O yüzden bütün hastalar hasta olur bana. Ben de hastayım la sana. Çakma kötü. Gel bir tur döveyim mi sen? Ne alakası var ya, Allah Allah. Sen tahrik ediyorsun beni, çiçekle böcekle çıkmışsın. Ne ayak oğlum çiçek böcek ha? Ya bugün Dünya Overlockçular Günü de 25 Ağustos. Ben de benim halıların overlockçusuna götürüyorum bunları. Ne alıymış be? Ne yaşıyorsunuz oğlum siz alıcıyla, overlockçuyla falan? Ne ayaksınız ha? Ben şimdi burada gösterirdim sana da. Vaktim yok, dua et. Hadi görüşürüz, git bakalım. Şefkat! Selam söyle o yere. Overlock'tan teyare. Ya sabır. Ben şimdi bu çiçekle mahalleye girince direkt gündemi belirlerim. Bir sene de dillerimden düşmez bizim bebelerim. Hamiço, koçum bu benim evin arka sokağına bir gelsene, bir taşınacak bir şey var da. Yok yok, arabayı alma. Sen kendin gel yeter. Şişt, nem var nem. He? Nereye lan? Vay! Selam Bahar. Hoş geldin. O kapıdan çıkıp bu kapıya gireceksin Bahar. Lütfen, buyurun. Ne işin var senin yine burada? Sen yine beni mi bekliyorsun? Ha. Hem de Bahar'ı bekleyen ayılar gibi bekliyorum seni. Kış uykumdan
uyandır beni. Niye beni bekliyorsun oğlum? Bir arıza mı var, ne oluyor? Ne alakası var bağırım ya, ha? Şöyle diyorum, baş başa hiçbir yere çıkmadık biz seninle. Baş başa bir yerlere gitsek. Şimdi ben centilmen bir erkeğim. Hem de centilmen olduğum için senle diyorum şöyle bir alemlere çıksak. Ben seninle nereye çıkacağım be? Yemeğe. Yemeğe çıkalım diyor. Ben seni var ya şu yokuşun başına bile çıkmam. Allah Allah. Ha, kendine yazık etme. Seni İstanbul'un en güzel mekanına götüreceğim. Çünkü sen bu şehri İstanbul'un en güzel mekanına layıksın. O mekan da seninle tanışmaya layık bağırım. Bu şerefi bana lütfeder misin lütfen? Ne şerefi be? Oğlum sen de şeref ne gezer? Aynen ya, ben de şeref ne gezer ya. Ben de bir ağzıma takıldı yani. Ona kadar çok şeref kullandık. Şeref meref öyle ağzıma yakışmıyor ama... Eğer seni şehri İstanbul'un en güzel mekanına götürmezsem en adi... Tamam tamam, kes kes kes. Hadi nereye gidiyorsak derim yeter. Vallahi mi kız? Buyur. Kapattım, bırak ben halledim. Bırak hadi geç. Kuş ben kapatırım. Aynen kemerim valla. Ustacığım ne gerek var, teşekkür ederim, sağ ol. La oğlum sen böyle bütün gün telefonla oynamaktan iyice beyin sıvılarını akıttın herhalde la. Sen bunlar için mi çağırdın beni? Hesap mı soruyorsun aslanım? Hadi yürü. Ha usta, maalesef geldi biliyor musun? Biliyorum, Seval. Ha biliyorsun demek. Hep gevşeksin. Hadi oğlum yürü ya. Yalnız iyi para yatırmış senin peder. Cömert adammış. Evladına kıyamaz hiç. Güzel. Şimdi finans olayını da çözdüğümüze göre... Gelelim Şevkat'ı yapacaklarımıza. Sam sana hoş geldin diyor Seval abla. Teşekkür ederim ya. Sen görmeyeli ne ince ruhlu olmuşsun böyle. Aşkı dağlara kar yağdı, söyleyeyim mi? Daha taşınma bitmedi. Ben millete bir merhaba demeye gelmiştim. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak buralardayız hep. Görüşürüz. Miço, esnafla vedalaş. Helallik iste oğlum. Alo. Ben ne yaptım ya? Abiler, abalar. Alo. Abiler. Çiçeğe niye Seval'e verdin la? Bak mısın o sen düşeceği sırtık ettim ama yani. Sen kendine vermek istedin galiba ama ben verirken de şey kutu satan diye bilirdim yani. Aptal bebe. Gerizekalı bebe. İşgüzar bebe. Görüyorsunuz değil mi şu Şevkat'ın yaptığını? Kızı el üstünde tuttuğu yetmiyormuş gibi bir de mahallenin ortasında çiçek veriyor ya. Efendim, buyursunlar. Eskimo kebap ve döner evi, buyursunlar. Burası neresi? Eskimo kebap ve döner evi. Ha? Benim mekanım. İstanbul'un en güzel mekanı. Hay burası mı yani İstanbul'un en güzel mekanı? Bahar, sen neredeysen İstanbul'un en güzel mekanı orası. Eskimo ne lan? Eskimo'yla kebabın ne alakası var? Kebapçı değil evet. Burası bir pastane. Ama şimdi çıkıntılık bana yakışıyor. Şimdi ben kötü adamım anladın mı? Bir kötü adama her türlü çıkıntılık yakışması için en sempatik halini alabilmesi lazım. Evet kutuplar. Kutuplar çok soğuk. Kutuplar inanılmaz soğuk. Ama Eskimo kebapçısı sanki böyle bir yaz havası, anlatabiliyor muyum? Sanki bir Antalya. Başka bir iklimimiz de yok. Tek iklimimiz var, o da burası. Yiyeceğim ulan seni. Ulan sen beni yemeğe çıkartıyorsun ya, ben seni çiğ çiğ yiyeceğim. Acil yalancı. Ya ne var bağır işte, fıstık gibi mekan. Geldik, ne var yani el alemin mekanına gideyim, niye para bayılayım? Bomba gibi mekanım var burada yani. Lan cinli herif, bir de bana yalan söylüyorsun. Bir de burası İstanbul'un en güzel mekanı diyorsun. Gerizekalı. Bu iki şaplak da öyle maddenin eylemsizlik kuralı yüzüne işte gidiyor yani. Ben de gidiyorum. Taksi. Einstein gibi bir tip ha. Ne taksi ya? Ya çorba söyledim ben acayip müesseseden. Senin için çorba yaptırdım. Bari bir çorba içseydin ya. Konuşma lan. Konuşma. Eski boy alakası. Konuşma. Ya kızım nereye gidiyorsun ya? Taksici yürü oğlum yürü. Bana binmiyor. Yürüsene. Lan bana bak. Ağzım yürü. Ya bak. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Esin sakin ol. Biraz serin kanlı karşıla bu olayı. Gizem. Sakin falan olamıyorum ben şu anda. Bir resim yap. Resim yapmak seni hep sakinleştirir. Dur ben resim yapayım değil mi?
Şevkat'in yediği haltları düşüneceğime kendimi işime gücüme vereyim değil mi? Nerede benim boyalarım? Fırçalarım falan? Ha? Nerede? Ben getirmedim ikizem onları buraya, yok mu? Evde mi bıraktım ben onları? Biz nereden bilelim misin? Herhalde getirmedin. Pardon ya. Öyle yaptım herhalde, ben evde bıraktım onu. Aç gözlerini. Aç dedim. Bak şimdi bu okla kafandaki yumurtayı vuracağım oğlum. Ama olur da oh yanlışlıkla annenin çadına saplanırsa artık o kalın güzel kara kaşlarından sen suçlu olacaksın. Bana da olsa. Bu korku sana bir süre yeter oğlum. Tamam usta. Abla kesin, abla geçiyor. Esin. Nereye? Sana ne? Ya dur. 2 dakikadır konuşacak kızım ya. Sen git eski sevgilinle konuş Şevkat. Şimdi yeni ev taşıdıyor, yardıma falan ihtiyacı vardır. Boya badana olur, temizlik olur, hepsini yaparsın. Ya sosyal medyada bile bu kadar hızlı linç etmiyorlar ya. Delirtme adam bir dur ya. Asıl sen delirtme beni Şevkat. Ya dur. Dur tamam. Tamam. Konuyu değiştirelim. Zaten bizim mahallede delirmek serbest. Şevkat bak zorlama beni. Bak konuşmak istemiyorum işte. Ayrıca ne konuşacağız ki? Ne gerek var ki değil mi? Allah Allah. Zaten bır 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 konuşuyorum. Bırak bari iki medeni insan gibi konuşak kızım. Ha sen medeni insanlar gibi mi konuşmak istiyorsun? O zaman git kime çiçek verdiysen onunla konuş. Bana bak kızım. Ağaç vermediğime pişman ettirme beni. Ya gördüğünle anladığın her zaman aynı değildir. Aa öyle mi? Sen bunu bana mı söylüyorsun? Ben resim yapıyorum. Bakmakla görmenin, görünenle gerçeğin farklı olduğunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Tereciye tere satma yani. Allah Allah. Tereciye tere satma. Al o zaman sana manav. Hadi bakalım bak. Hangisi tere, hangisi maydanoz, hangisi roh? Hadi söyle bakalım hadi. Bravo ya. Bravo valla. Eski sevgiliye daha geldiği gün çiçek, bana gelince maydanozla tere. Ya eski... Çünkü. Lan Şevkat, Esin de fena tellak çıktı ha. Bildiğin fena keseledi seni. Oklava gibi kir çıkarttı senden. Lan Kiyazım, bak oraya gelirim. O oklavayı senin... Şşş, ayıp. Kadın var, dua et. Şevkat! Kardeşim takılma bu kadar ya. Bak bizim Norveç'te çok güzel bir atasözü var. Wist kommen in Sloskop med kvinne. Yani Türkçesi... Eğer bir kadınla kavga edersen... Evet, devamı? Devamı yok, bu kadar. Henüz inşaat aşamasında bir atasözü. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Oğlum, aklıma harika bir fikir geldi. Yumurtacıya çok yüklü bir sipariş çekeceğiz. Ama onlara sahte adres vereceğiz. O adreste bütün yumurtaları pert edeceğiz. Dükkandaki bütün yumurtalar bir anda toz olacak. Ya Esin, sabahtan beri peşinden koşturuyorum ya. Ben görüyorum senin kimin peşinden koşturduğunu. Ya dur Allah'ını seversen. Ya sen kendin dedin yardım et diye, şimdi niye kafama kakıyorsun ki? Ben sana yardım et dedim. Gidip kendini parala mı dedim? Allah Allah. İyi o zaman bana bir liste yapaydın madem şunları şunları taşı diye. 2 tane abajur, 1 tane şifonyer, 1 tane kilim. Ben de ona listeden bakar taşırdım ya. Keşke sen de bana manav listesi verseydin. Bir demet maydanoz, bir demet tere, ha? Var mıydı başka? Ya Allah'ını seversen, madem bu kadar kıskanacaktın, niye git yardım et dedin? Ben kıskanç değilim. Sakın bunun arkasına saklanma. Sen gittin bütün gece yardım ettin değil mi o kıza? Onun sana çiçek vermesi gerekir teşekkür etmek için. Bir de gidip niye çiçek veriyorsun? Ben mi verdim çiçeği? Evet. Miço verdi, ben vermedim ki. Bırak Allah aşkına ya. Bir de sarmaş dolarsınız herkesin içinde. Salak mıyım ben? Ya ne alakası var salaklıkla ya? Öyle vuralım kapıyı, çıkalım hemen ya. Amokaç vallahi sen de helal olsun yani. 10 tane kadınla 1 tane kumeste nasıl şey? Ben 1 tane kadınla uğraşamıyorum ya. Öf! Sen bana bir çay getir çocuğum. Hadi geliyor çocuklar. Heh, geldim. Gel çocuk, gelin otur. Çabuk çabuk Kazım. Söyle bana. Çabuk çabuk. Kurs sen ya, ya. Kooperatif toplantısı mı var? Niko nerede bakalım? Sildir. Güzel çocuklar, benim kafama bir şey takıldı. Hayırdır inşallah? Şimdi bu Seval'i ben severim. Hoş kızdır, güzel kızdır. Ama niye öyle pat diye geldi? Yani tam da Şevkat ile Esin bir araya gelmiş iken. Allah muhafaza, yani aralarını bozmasın. Ay konu bu mu? Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kusura bakmayın. Gel oğlum, gel ya. Oturu benim atım için. Gel ya.
Ya yok abla ya. Onlar böyle kedi köpek hesabı. Bir gün didişecekler, bir gün öpüşecekler. Yani ben bir sıkıntı, bir sorun göremiyorum açıkçası. Ne çabuk unuttunuz siz Seval'le Şevkat'in aşkını be ya. Dillere destan, tıpkı Leyla'yla Şirin, Ferhat'la Mecnun gibi birbirlerine ölesiye aşıktı bunlar. Ne çabuk unuttunuz bakalım, ben bunu biliriz, bunu söylerim ha. Fena karıştırdın lan, ata ağızlı. Ne? Ata ağızlı mı? Oğlum ata ağızlı Selami'nin lafı değil mi lan? Sen niye kullanıyorsun ata ağızlıymış? Ünlü Koreli Kim Sun Sen hanımefendinin müstakbel eşi Selami Taşbaşı beyefendi o lafı bana bıraktı. Sana mı bıraktı? Tarafımdan kullanılmakta olan at ağızlı cümlesinin Türkiye kullanım haklarını Üzeyir Hızarcı'ya devretmiş bulunmaktayım Selami Taşbaşı. Aynen öyle. Ha. Şimdi anladın mı ya sevgili at ağızlı tellak? Ya anladım anladım da ben ondan o kadar istedim o at ağızlı lafını. Ya ama çocuklar, çocuklar ama bir susun. Boş boş konuşuyorsunuz. Hani ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Marika abla, senin meseleye gelince benim bildiğim Şevkat eski sevgiliye falan dönmez. Yani Esin olmasa da eski sevgiliye dönmez. Hem bu mahallede Esin'le Şevkat'in arasına girecek adam var ya, direkt olarak karşısında bizi bulur, değil mi lan? Tabii ya, kesin öyle. Acaba? Şimdi arkadaşlar, bakın. Böyle durumlar için bizim Norveç'te çok güzel bir söz vardır. Ay bu adam beni çok geriyor. Yemin ederim daralıyorum Norveç fıçısı be. Gel şuraya, nereye gidiyorsun? Beni yalnız mı bırakıyorsun? Otur şuraya. Şimdi, den gamle şereste bilir ney, vilsun kometil baki. Velettan'ın nami. Yani Türkçesi eski sevgili dönerse yenidir. Ah ah. Ben her sevgilimde eski sevgilimi mumla ararım. Öyle bir aşk hayatım var benim. Bunun bir de sevgilisi var, düşünebiliyor musun? Ay kaderim. Benim için dolayısıyla en iyi sevgili eski sevgili oluyor. Gerçi ben ikisini de yeni tanıdım ama Şevkat yeni bir sevgili yaparsa o zaman esini tutarım işte. Çünkü Norveç'te aşk ilkesi böyledir. Atma lan, at ağızlı Jakobsen. Beyaz aşağı mı lan bu eskisi yenisi bilmem nesi? İki alına bir tane bedava, bu ne be ya? Hiç. İşte ondan zaten demek ki Norveç'te yaşlı nüfus fazla, genç nüfus az yani. Ya evleniyorsan üreyeceksin yani bir şekilde. Ya tabii ya, üremiyorlar bunlar. Üremiyorlar ya. Bir kere aşk bahane, maksat üremek, üremek yani. Abicim aşk dediğin, sevgi dediğin öyle şey game olur mu be ya? O artık dizginleri bırakacak, o böyle atacak. Ah, vallahi bence iyi olan kazansın artık arkadaşlar. Ama bu maçın galibi belli. Bence Seval alır maç. Yani Seval yürüyecek değil mi? Ama evladım sen bakma bunlara. Aa, sen Norveç'te ne biliyorsan öyle devam et canım. Her şeye burnunu sokma sen. Tamam, Norveç usulü işte. Ben eski sevgiliyi desteklerim. Öyle mi? Şimdi ben sana bu tabucu bir atarım. Rum usulü geçiririm, kafana görürsün sen. Geçir, vur. Ama siz her şeye karışıyorsunuz. Ben niye karışmıyorum? Ya sen daha toysun Kazım sana. Ne yapıyorsun be ya? Çoluk çocuk bakıyor. Tövbe estağfurullah ya. Bak canım sen daha tazesin, yenisin bu konularda, tamam mı? Şimdi bak, Norveç'te karşına çıkmayan kutup ayısı Banat'ta bir köşe başında seni kıstırıverir vallahi ya. Tövbe tövbe ya. Ya ben gidiyorum abla, kusura bakma ya. Neyse ne ya. Hadi kalkalım o zaman, hadi. Hadi şeyler, çaylar vardı. Hadi hadi, sen içeri gelseye karışma. Çaylar vardı, Üzeyir şey. Ben şey yapayım. Usta, çaylar diyorum. Tamam, o kadar, kes. Kazım, çay. Topla lan boşları, topla, yaz. Bravo ya. Boyaları aldım, fırçaları almadım şimdi. Gerçekten akıl kalmadı bende. Ya bizim salak Miço gitti Esin'e götüreceğim şeyi Seval'e verdi. Esin de tabii anında sarı kartı çekti. Ya şimdi bundan sonra en ufak kusurlu harekette hiç affetmez, kırmızıyı yapıştırır vallahi. Şevkat. Sen bana mı getiriyordun o çiçekleri? Sana getiriyordum tabii kızım. İki dakika dinlemiyorsun ki anlatayım. Yani canın sıkkındı, hani biraz moral olsun diye şey yaptıydın da. E'si bizim salakmış o. Gitti Seval'e verdi çiçekleri. İsmail. Hayrola, niye suratına sık bakamsın? Usta. Bir şey diyeceğim ama dalga geçmek yok. Yok be ya, sorun yok ama. Ben Erkan'ı kıskanıyorum. Sus be ya, sayko kızan. Erkan sensin be ya.
O zaman şu şekil düzelteyim. İsmail Erkan'ı kıskanıyor. Yine sus be ya. İsmail de sarsın İsmail. Erkan'ı kıskanıyor. Selamın kahve balatın hisatta olsunlar mı geldi? Nereden çıktı o ses be ya? Ne oluyor ha? Yan karışıyor hasta. Ne? Sen mi konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun oğlum? Sen öyle antrolog gibi bakan. Ha? Ya seninle konuşurken tırsa tırsa mırıldanmaya başladım. Ondan sonra alıştım. Bu şekil becerdim yani. İyi becermişsin. Ben de diyorum ki acaba şu elimdeki demirle bunun kafasına vursam düzelir mi? Demir kaliteli demir de sen çok kaliteli bir insan değilsin. Tam uyum sağlayamayabilirsiniz. Ben en iyisi sana elektrik vereyim ya. Evet. En güzeli elektrik. Her derde devadır elektrik. Biliyorsun Esin'in kafasını bile açtı. Elektrik ne fayda usta? Benim aklıma baraj kursan yine işe yaramaz. Benim tek ihtiyacım bir akıl, bir fikir. Hayır bu Erkan'ı herkes çok seviyor. Beni sevmiyorlar ya. Tezene bile Erkan'ı seviyor. Bu Erkan da olup da bende olmayan nalet şey ne? Ben bunu anlamıyorum. Benim neyim eksik usta ya? Sen git. Doğru düzgün anlat İsmail'i. Onları iyi bir insan olduğunu anlat kanıtla be. Ay aklından bin yaşa usta ya. Sen bu ülkede harcanıyorsun yeminle bak. Sen Tibet'e gitsen guru, NASA'ya gitsen astronot olurdun. Çünkü sende hem bilim hem de bilgelik var. Keşke bu mahalle birleşip seni çoğaltmanın bir formülünü bulsak. Sende bir tek yürek ne şeref yok. O da bende var. Bir şekil birbirini tamamlıyoruz, bütünlüyoruz. Allah ayırmazsın biz. Amin diyorum İsmail, amin. Ama elektrik devriminden vazgeçtim. Ben direkt demir çağına geri dönüyorum. Diyorum ki bu demirle acaba dişlerini mi döksem yoksa... Valla işe yarasa dükkan senin ama usta benim ihtiyacım akıl, fikir, demir değil. Lan akıl veriyorum işte oğlum dinlesene. Ara tezeneyi anlat derdini olsun gitsin. Vallahi sıkıldım sizin bu ilişkinizden artık ben ha. Tamam ben o şekilde yapayım da sen o demiri ne olur benden gayrı uzak bir köşede tut. Çağır kızını buluşun bir yerde anlat derdini bitsin gitsin bu iş be. O dün akşamki hallerin neydi peki? Bak söz ver ha kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam söz. Bak senin sözün sözdür ha. Sana güvenirim. Yardım ediyordum Esin. Yani tamam biraz... Faullü görünüyordu pozisyon ama inan bana yardımdan başka bir amacım yoktu ya. İyi peki. Şevkat ya sende merdiven var mıydı? Ay pardon. Böldüm mü yoksa? Biz tanışamadık bu arada ben Seval. Esin, memnun oldum. Memnun oldum. Ah, Ferdinand değil mi bu ya? Yok, bu Amogachi Ferdinand'ın babasıydı. Hadi be. Ferdinand öldü öyle mi? Ah canım ya. Ya bu Amogachi'nin bir babası vardı Ferdinand. Öyle gür sesli bir horozdu ki bir öterdi. Bütün mahalle onunla birlikte uyanırdı. Ya bir de Panku vardı, onu acayip kıskanırdı ya. Nikita'ya ne oldu? Nikita da sizler ölmüş. Hadi canım ya. Tüh. Yani bunlar hep yeni nesil öyle mi? Benden sonraki nesil. Aynen öyle. Var mı anasına babasına çeken? Bak şu var ya şu. Aynı Nikita ha. Ne onun adı? O zaten Nikita'nın kızı o. Saşa. Bu da geliyor mu ya anası gibi camına ha? Gagalıyor mu camını böyle? Tabii canım gelmez mi? Bu civcivken gelirdi benim omuzuma çıkardı. Böyle ben kitap okurken, maç izlerken falan böyle orada uyurdu böyle muhabbet kuşu gibi. Çok matrak makara hayvan. Hadi ya. Carmen de öyleydi ha. Hatırlıyor musun ismini ben koymuştum. Böyle domates çorbasına girmişti ya. Kıpkırmızı olmuştu. Değil mi? Bak şu da Clara, şeyli olan, hareli olan Clara. O da mesela patates kızartması hastası. Ben böyle ne zaman patates kızartayım mutfakta geliyor kamp kuruyor. Tabii vermeyince çıkıyor tezgaha kendi almaya çalışıyor. Tavadan almaya çalışırken o kaç kere gagasını yapmış şaşkın. Ay canım ya. Siz merdiven sormuştunuz değil mi? Şurada var. Ha, evet merdiven. Ben gideyim de merdiveni. Yok yok tamam. Sen dur. Ben işe giderken getiririm sana. Tamam o zaman. Ben gideyim. Size iyi günler. Ne
Bir tane daha zımbaladım. Ya ne eğlenceliymiş arkadaş, bilgisayar oyunlarına paydos artık. Bana bak lan gerzek İlson. Derhal o duvarları ve camları temizleyeceksin. Lan sinek mezarlığına çevirdin ortalığı lan. Burası sıhhi ve temiz bir dükkan olacak. Ya şimdilik böyle kalsın. Zaten duvarlar bir süre sonra sanatsal bir dekorasyon gibi olacak. Hem o sinekleri böyle asimetrik yapıştırırım ki çizgileri birleştirip resim yapacağım. Çok güzel, evet. Bu gerizekalı fikirlerini bence sanat galerisinde çalışarak onlara sunabilirsin ha. Bana bak lan, burası Oslolular çayevi. Dingonları değil. Selamünaleyküm. Ustamla fırça yedim de bir çay verirsen abi kendime. Hay hay. Bir saniye. Sen Miço'sun değil mi? Şerefim ne? Hah, Miço'cum bize çay borcum var. Allah selamı. Selamı ben de borçları kapatmıştı. Ah, kapattım demişti ama maalesef bunu çekmecede unutmuş. Şansına küs. Allah'tan tedarikli geldik. Borcumuz ne kadar? Bakayım. 7 çay, 7 lira yapıyor. Buyur abi. Bu ne lan? 10 yumurta. Yumurtaların tanesi 1 lira. Yani her yumurta bir çay ediyor. 7 çay borcum var. Şimdi bir tane daha vereceksin, olacak 8. Sonra da 2 tane fit içerim, fitleşiriz. Ayıktın. Ay. Bana bak. Heh. Bu velet beni kekledi mi? Yoksa ben mi öyle hissediyorum? Valla bence çok açık ve net konuştuk. Yalnız seni Selami pis keklemiş olabilir. Hem de çok pis. Valla bak, işte bana bak, buraya gel. Lan ben de öyle hissediyorum lan. Oğlum bu dükkan müşteriyle doluyor taşıyordu. Nerede lan bu müşteriler? Bir şey diyeceğim de usta. Bilirsen onu niye bana sorursan ya? Ben neydim, beni niye darlıyorsan? Üf, bırak işimi bari. Hayırlı işler. Ben galeriye 4 tane çay istiyorum. Tamam, hallederiz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Fiona. Merhaba. Bu ne ya? Bahar! Kızım, hatamı affettirmek için sana çelenk yaptırdım, gördüm. Bu çelenge kaç para yatırdığımı bilsen, yemin ediyorum ateşler içinde yararsın ha. Yani hakikaten bu pahalıdır da, lan sen bu kadar paraya nasıl kıydın lan? Kıymadı ki abla. Kaçıyor muyuz? Öderiz dedi. Hala bekliyoruz. Ne diyorsun lan? Oğlum ben sana demedim mi lan? He? Yengenin yanında ne pazarlık yapıyorsun benimle? Sen kaç istiyorsun? Onu söyle bakayım lan. En son 500 olur dedim. Erken 500 olur dedim. 500 ne oğlum? Sen yani sonunu değil, başını söyle. Ne istiyor? 1000 TL tabela fiyatı. 1000 TL? Demin 500 diyordu, şimdi 1000 TL diyor. 1000. Al oğlum, al. Hiç önemli değil. Tamam mı? Al, al. Bana bak. Şşş, dikkat et, cebine koy. Uçmasın o paraları. 1000 lira diyor, 1000 lira. Bahar, Allah'ını seversen daha ne yapayım sana ya? Ha, senin için çelenk yaptırdım, limuzin tuttum. Yemin ediyorum 9,5 metre. Sağ kapıdan sol kapıya 15 dakikada gidiyorsun. Kızım, seni İstanbul'un en güzel restoranına götüreceğim. Bak sen, sahi mi? Tabii kızım. Bak, bu çelenkle... Getir lan çelenkle. Çelenkle yazılana imzamı atarım. Ben, o ben. Hayatta namert, aşkta cömert biriyim. Şefik, özü kötü. Kızım, ben bu hayatta X değil, X biriyim. Hadi gel gidelim. Ay, tamam, kes. Lanet, lanet. Efendim buyurun. Buyursunlar. Buyurun efendim, buyurun. Şş, 1000 lira verdim lan bu. Çelengin işi bitti. Hemen geri götürüyorsun. Nasıl yani ya? Asbaya, hırsın dalayım. Hey! Teşekkür ederim. Bağlamamın bam teli. Niye yüzünü bu şekil asıyorsun? İsmail, alınmazsan ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben arkamı senden daha çok seviyorum. Ya o çok hayat dolu biri. Çok neşeli, eğlenceli. Senin gibi böyle boynu bükük, somurtkan değil. Şimdi tezeni hatırlatmak gibi olacak ama Erkan da benim. Hatta bir ben var benden içeri. Onun adı da Erkan. Biliyorum. Sen de Erkan'sın.
Ama ben onu sana tercih ediyorum. Yani ilk başlarda biraz sahteydi evet ama eğlenceli. Sana hiç benzemiyor yani. Şu an alındığımın ne kadar farkındasın acaba? Alınma, alınma. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bence biz bu İsmail'i öldürelim, yola Erkan karakteriyle devam edelim. Ya adam depresyonuna çok iyi geldi İsmail. Senin pabucunu dama attı ya. Teessüf ederim, Esef'le de kınarım seni. Eğer benim pabucum dama atıldıysa ben yeniden dama çıkar, bu sefer kendimi damla atarım. Erkan'ı da kendimle beraber öldürürüm. Anlıyor musun? O zaman sen düşünürsün hangimizin yasını tutacağını. Demek sen kendini benden daha çok seviyorsun İsmail. Aşk olsun tezenge, onlar nasıl laflar, bak ben böyle lafları asla sindiremem. Yani herkesin yaptığı şeyler mi yapmalıyım? Sonradan görmelere övgüler mi yazmalıyım? Yani bir kadının yüzünü güldürebilmek için biraz şaklabanlık yapıp taklalar mı atmalıyım? İstemem, eksik olsun. Yeter! Silin o, sen onu konuşma. Eğer beni kendinden daha çok sevseydin, benim için kendinden bile vazgeçer. Sadece Erkan olurdu. Ya burnunu ısırdım. Sen iste, ben sana canımı bile veririm ama o Erkan'a yerimi bırakmam. Niye ya? Çünkü o senin anana babana yalakalık yapan teki, ben de yalakalardan hiç hoşlanmam. E sen de ben varken öyle bir yalakayı sevemezsin değil mi tezenge? O kadar aşağılık olamazsın sen ya. İsmail, ben Erkan'ı seviyorum. Onun arkasından böyle konuşamazsın. Erkan diye biri yok. Sen Erkan'ı değil, onun yalaka sahte hallerini seviyorsun. Yazıklar olsun be. Kapında geçirdiğim saatler, nöbetlerim, yaktığım türküler, yazıklar. Erkan bana hiç bağırmadı. Erkan beni hiç bugüne kadar kırmadı, anladın mı? Erkan benim depresyonuma hep saygı gösterdi. Benim gibi seveceğimi söylemedi. Senin gibi böyle benim üstüme gelmedi. Ağlama teyzeme, sakin ol. Sus! Bana ağlama deme! Şimdi burada Erkan olsaydı o da benimle oturur ağlardı, anladın mı? Ama sen sadece benim arkamdan ağlarsın. Teyzeme dur, gitme kız. Erkan, Erkan seni benim başıma salam. Erkan. Merhaba ustacılar, saygıdeğer nurslar. Hoş geldin muhtar. Bir Türk kahvesi alabilir miyim? Olur tabii ki, nasıl olsun? Orta. Muhtarlar daima orta ister. Muhtar tarafsız olmalıdır. Bir daha senden Türk kahvesi istediğimde bana sorma Hüseyin kardeş. Peki muhtar beyciğim, sana bir şey soracağım. Bir futbolcu muhtar seçilse hiç gol atmayacak mı? Hı? Hep defansla mı oynayacak? Kanatlardan akım mı yapacak? Sen halı sahada top oynasan hep orta mı yapacaksın? Futbola siyaset karıştırma. Elma ile armudu karıştıran o sen er geç şaşırır. Tek fazilet kendin bilmektir. Bak muhtar kardeş, şimdi burası gördüğünüz üzere Oslo Çayevi. Muhtar da olsan burada ukalalık yapamazsın. Ha, gelirsin, edebinle oturursun. Her daim çayını, kahveni içersin. Değil mi İhsan? Vallahi sen ukalalık yapıyorsan usta. Muhtar efendi sana lafı soktu diye mi böyle garez yaptın he? Bizim Oslo'da çok güzel bir türkü vardır İhsan. Dediler hep muhtar ile. Nahoş musun sen yine? Ölsen ölsen, garez benim kime ne? Öğrenecek, bu daha öğrenecek. Hakiki özgür tavuk yumurtası. Yerimler yumurta, buyurun. İyi günler. Sizi catering firmasından arıyorum. 50'den fazla fabrikaya hizmet veren büyük bir şirketiz. Bize günlük asgari 1000 yumurta temin edebilir misiniz? Ne? Ne? Ayıpsınız siz. Yeter ki isteyin, biz bahçenize tavuk çiftliği bile kurarız ya. O zaman siz bize 100 karton gönderin. Biz bir bakalım. Toptan alımda kartonu ne kadar? Siz bize bir fiyat verin. Kartonunu 20 liraya bağlarız. 100 kartonu da 2000 lira ateşlersiniz. Tamamdır. Adresi veriyorum. Bir dakika, yazıyorum. Tamamdır, biz size getiririz. İnanın bizim yumurtaları bir keratadan böyle 21 günlük kuluçka hayatı yaşamış kadar olur. Kümes kokusunu böyle buram buram jellerini hisseder. Tamamdır, iyi günler, sağ olun, teşekkürler. Tek tek tek! Tek tek! Merhaba. Hoş geldin Fiona.
Şevket abi yok mu? Şirketin CEO'su olarak şu an adam mı bakıyorum dükkana? Yakında şirketi borsaya sokacağım da. Şevket ustam yumurta kralı olacak. Tabii ben de yumurta prensi. Bakarsın seninle prenses yaparız. Şevket abi? Yok. Ha. Ben sonra gelirim o zaman. Usta sen bana sinirlendin ama şu sipariş var ya, sinir uçlarına böyle masaj yapacak masaj. Ellerine sağlık Hüseyin kardeş. Ziyade olsun. Afiyet olsun muhtar efendi. Ne de olsa müşteri veli nimetimizdir. Yaptığın ukalalığı bir kereliğine kabul ediyorum. Bir medeniyet kazasıdır, olur diyorum. Bundan sonra aramızda garezin lafı olmaz. Eyvallah, eyvallah. Hayırlı işler. Hesap al müşteriden İhson. Üzerimde metelik yok. Yerleşme belgesi almak için muhtarlığa geldiğinde ödeşiriz. Ödeşen. Türk kahvesini de hesaptan düşeriz. Muhtara bak lan. Hem ukala hem bedavacı. Ulan var ya garezcandır. Garezcandır. Bundan sonra dükkandan içeri girdiği anda benden laf yer. Yani şimdi usta moral bozmak gibi olmasın ama... Bence çok kötü yere dükkan açmışsan söyleyeyim. La oğlum ne alakası var? Burası Balat lan. Binlerce yıllık tarihi var buranın. Ben kötü bir yere dükkan açmadım. Da kötü bir zamana yolculuk yapmış gibi hissediyorum kendimi. Neden dersen, çünkü burada yaşayan insanlar paranın icadından çok önceki bir medeniyet olduklarını düşünüyorlar. Ya neyse, ben sana bir tane bedava çay yapayım da içirsen, he? Geç içeri geç. İçeri geç. Gerizekalı. Mekaniğini hallettim de elektronikte problem var bence. Usta, İsmail kimse sevmiyor usta. Normal. Orası öyle de tezene bile sevmiyor usta. İsmail'i öldürelim, bundan sonra sadece sen Erkan olarak yaşa hayatımızda. Sadece Erkan olsun diyor. Bu yalaka Erkan benim pabucumu damattı usta. Yok, ben en iyisi ağlayayım usta. Ağlayayım da yüreğime dökülen taşlar, gözyaşlarım yardımıyla eresin git. Yapma, ağlama. Boş ver, ağlama. Ağlama. Ağla be ya. Ağla içine. Ya boşalt içine. Ağla dilediğin de bağırma. Ama niye ağlıyor bu ya? Yok şey be ya. İçlendi. Tamam. Ağla. Ağla. Sormayın be ya. Gel şöyle bakalım. Beyler dükkanda iş yok be ya. Vallahi kızancık da sevgilisiyle buluşamıyor, babası izin vermiyor. O yüzden kendini paralıyor. Hadi ya. Ne yapsak? Biz de konuşsak mı la bu ata ağzıyla? Yok be ya. Ben konuştum ama anlayacak gibi değil. Bunu meşgul etmemiz lazım. Böyle kendine iş güç yapacağız ki kızı böyle düşünmesin yani. Yoksa böyle ağlıyor kızancık be ya. Vallahi çok kötü ağlıyor. Bak görüyor musun? Ben de dayanamıyorum. Ben de ağlayacağım şimdi ya. Ciğerim paralanıyor. Soldum, yollarım iflas etmiş durumda. Çırağım gözümün önünde eriyip gidiyor. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Çok kötü durumdayım ben. Kafamı beni. Ya tamam dur tamam. Bir hal çaresi buluruz. Ne yapacağız? Nereden iş bulacağız buna? Şey yapsak, ne yapsak? Acaba Kazım, senin amandaki tesisatı bir elden geçirsin. Bu çocuk kafası meşgul olsun be. Hadi bakalım. Tamam da sen tamir ettin ya Cuma hamamın şeyini, tesisatını. Problem yok orada. Oğlum benim tesisatı doğru dürüst yaptım. Nerede görülmüş be ya? Sen de kuş konduruyorsun ha. Gelsin çocuk yapsın. Vallahi çok kötü durumda ağlıyor. İnim inliyor çocuk. Bu gidişle Türk filmlerindeki gibi ince hastalığa yakalanacak be ya. Kıhı öksürüp böyle beyaz mendil. Kan kusacak bu çocuk ya. İnce hastalık mı? Gelsin o zaman dümenden bir şeyler yapsın hamamda. Allah razı olsun senden be. Siz ne iyi arkadaşlar, ne iyi dostlarsınız. Bu mahalle böyle ayakta duruyor be ya. Tamam o zaman sen şimdi bize bir avans ver bakalım o zaman. Ay ağlama. Ay. Bu ne be ya? Avans değil bu. Avansın A'sı. Devamı gelsin bana. Al bunu da öbüründe işi bitince alırsın. Tamam o zaman peki. Oldu. O zaman alma. Oldu. Hadi bakalım. Yalnız
Cuma söyle de ağlamasın be. Tamam söylerim be. Ama bakalım dinleyecek mi? Hadi siz gidin, ben gönderiyorum çocuğu. Hadi bakalım. Ağlama. Ağlama benim tosunum. Ağlama. Ağlama. Kalk lan hadi kalk. Aa, iyice yaydın kendini bakalım be ya. Al bakalım takımı taklavatı, üzerini değiştir. Doğru amama gidiyorsun çalışmaya. Tesisatı yeniler. Hadi bakalım. Usta ben bu demoralizasyonla servise gidip de iş yapamam. Senin bana bugün hüsran izni vermen lazım. Hüsran izni ne be? Ha? Oğlum bak garibanız, paramız yok, çalışmamız lazım. Ticarethane lan burası, çilekeşhane mi? Hadi bakalım doğru gidiyorsun tesisata. Hadi bakalım hadi. Doğru amama tamire. Hadi. Dur. Yürü. Yürü git lan. Yürü. Ya bu insan olamaz. Bu vallahi robot ya, robot. Bak hala konuşuyor. Bak hala konuşuyor ya. Seval bir tavuk muhabbeti yapıyor görseniz. Sanırsınız hanımefendi tavuk çiftliğinde doğmuş büyümüş. Ya bu durum giderek garipleşiyor. Bu kız bulduğu her fırsatta Şevkat'in yanına bitiyor. Madem bu bütün mahalleyi tanıyor, bu kadar seviyorlar onu. Niye gelip sadece Şevkat'ten yardım istiyor? Çünkü hedef yaptı. Ya sen de bu aralar suratını asıyorsun. Çekildin köşeye. Çık ve rekabet et. Ne rekabet edeyim? Allah aşkına sana mı yani ne yapayım? Tavuk belgeseli falan mı izleyeyim bunun için? Hiç uğraşamam ben böyle şeylerle. Ayrıca sadece resim yapmak istiyorum bu ara. Seni yapacağız tesis artık. Gel lan buraya. Acelere geldi. Ondan oldu. Telafi edeceğim. Sakin ol. Ne telafi edeceksin? Sakin ol. Sakin. Bak bak sakin. Bu tamir ettiğin tesis artık su. Allah aşkına. Yardım. Senin yapacağım ben. Siz ben aman savaşımı çıkarttınız bakalım siz. Ne yapıyorsun sen benim için anlamak ama? Cuma, bu Süper Mario kırıklı çırak var ya. Sıcak su tesisatıyla soğuk su tesisatını birbirine karıştı. Müşterilerin hepsi yandı, kaçtı oğlum. Battım. Battım lan. Paramı ver. Paramı ver Cuma. Ne parası be ya? Cuma paramı ver. Hayatta olmaz. Para falan yok. Ben yaparım. Hayır. Hayatta olmaz. Al parayı. Ne yapıyorsun be ya? Ne yapıyorsun sen be İsmail be? Ah bu oğlum ya. Bana bak Suma, şimdi içeri gireceksin. Kuyruk sokumuna kadar, terleyene kadar içeride tesisatı tamir edeceksin, tamam mı? Tamam, sakin ol, sakin. Sinirler aşağı, sakin. Ah İsmail, ne yaptın sen be ya? Benim de takıldığım şeyler var ama yani. Sıcak su, mavi, soğuk su, kırmızı da onlar değil mi? Ben... Ne var ya? Tamam, hallettim ben, hallettim. Ya. Cuma! Kaldırım ben. Vallahi yam yam bu, yam yam. Buyurunuz hanımefendiler, güle güle yine bekleriz. Ah, Fevzet Bey'cim. Hoş geldiniz, sizi burada görmek ne şeref. Ah, bu çiçekleri hatırlıyorum ama adı neydi bu güzel çiçekleri? Bu çiçeğin adı hasret çiçeği madem. Bunlar yüksek yaylalarda yaşarlar. Ama tek başlarına değil, mutlaka ikiz, çift olurlar. Neden? Çünkü tek başına kalırlarsa kururlar hasretten. Onun için çifttirler. Tıpkı benim gibi. Ben de öyle sevdiklerimden uzakta kalınca kuruyorum. Bir açıdan beni anlatıyor bu çiçekler. İşte bu yüzden bu çiçekleri, hasret çiçeklerini size getirdim. Cevdet Beyciğim, inanın ben de size çok hasret duyuyorum, çok üzülüyorum ama ne yapacaksınız ki? İşte iş güç idare ediyoruz. Alayım ben onu. Buyurun sizin için zaten. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun siz, buyurun. Ne yapıyorsun lan sen? Oho! Bir şirketi sıfırdan alalım, zirveye taşıyalım. Şevkat Bey sağda sola dolaşsın. Allah Allah. Oğlum ben senin kafana fazla sert vurdum da sen beyin sarsıntısı falan mı geçirdin acaba lan? Senin vurmanla olmaz bunlar Şevkat Bey. Ben vurdum ben. Voleyi vurdum. Peşini satan adam gibi oturun bakan masamda. Voleyi. Böyle mi vurdum? Böyle mi vurdum? Böyle mi vurdum voleyi? Kalk lan kalk sakal. Ne oluyor? Şevkat abi. Bir dakika Demet. Yüklü bir sipariş geldi, coştum biraz usta. O kadar da olsun ya. Ne sipariş lan? Dükkandaki bütün kolileri sattık desem. 100 kolye, 2000 lira. Okey. Bak adresim burada. Kimmiş bunlar? Catering firması. Günlük 1000 yumurta istiyorlar. Numune olarak 100 kolye aldılar. Rekor üstüne rekor yani. Madem böyle bir muz orta gelmiş, biz de çakalım oleyi değil mi? Hey tamam.
Sen şimdi fırla, üzeriden kamyonet iste. Hadi, koş, koş. Ne haber Demet? Şevket abi, annemin çok selamı var da sizi çok özlemiş, iletmemi istedi. Sağ olsun, aleyküm selam. Nasıl valide? İyi. Hatta yavaş yavaş yürümeye başladı bile. Ne diyorsun ya? Evet. Çok sevindim valla. Zevdet Beyciğim. Ama orası kiralanmamıştı biliyorum. Kime kiraladınız? Niye benim haberim yok? Sizi çok seven birine kiraladım Marika. Ne diyorsun Demet? Devamlı sizin yakınınızda olmak isteyen birine. Kendime kiraladım. Niye daha önce düşünmedik böyle bir şeyi? Dükkan orada bomboş duruyor. Ben ta uzaklarda. Hem burada daha yakın sık sık görüşebiliriz değil mi? Ah nasıl güzel bir müjdedir bu. O kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Biliyor musunuz? Ben de size evden börekler çörekler yaparım. Artık siz ne istiyorsanız onu yaparım. Harika. Allah ne muradın varsa versin. Şu fakire bir sadaka. İndir lan elini. Oğlum ben kötü adamım lan. Benim adım Şefik Özükötü. Nereden çıktı karşıma? Allah Allah ya. Sadaka istiyormuş. Bana bak. Şşş. Kör müsün lan sen? Gel bakayım. Harbiden kör ha. Oğlum ben senin var ya gözlerini açarım ha. Şşş. Şu paraları görüyor musun? Bunlar haram para, anlatabiliyor muyum? Haram para. Anladın mı beni? Hepsi hem de haram. Haram para garibanın gözlerini fal taşı gibi açar. He? Hadi bakayım. Al bakayım hadi. Al. Atış. Hop. Oyna lan. Oyna biraz. Allah. 70. Yardım. 80, 90, 100. Banyodayız. Lavabodayız. Al bu da. 200. Bana bak gel buraya gel. Bunlar haram para. O yüzden idareli harcayın. Tamam. Hemen bitiyor haram para ona göre. Hadi bakayım. Hadi yürü. Allah'ım üstüne. Bahar Sultan, canım, cicim, sevgilim, bir tanem, aşkım, lütfen. Ya sen ne manyak bir adamsın ya? Manyak değil Bahar. Psikopatım ben. Anlatabiliyor muyum? Psikopat. Gördün, herifin gözü kördü. Ne yaptım? Herifin gözünü açtım. Bende daha ne kerametler var bilsen. Oo! Ah! Şimdi bir şey söyleyeceğim. En büyük hayalim biliyor musun? Ne? Şimdi ben parayı bulunca ne yapacağım? Akraba olimpiyatları. O ne ya? Akraba olimpiyatları düzenleyeceğim. Ne olacak? Akrabalarım gelecek. Ben parayı bulunca benden para almaya çalışacaklar ama onlara zırnık koklatmayacağım. Ama onlara bir şans vereceğim. Ne yapacağım? Bahis oynatacağım. Bahis oynatınca hem akrabalarım kazanacak hem de ben kazanacağım. Ticari zekamı kötülükle birleştirip komprador bir iş adamı olacağım Bahar. Ya birazcık güzel şeylerden bahsetti ya. Birazcık. He, güzel şeyler. Tabii tabii güzel şeylerden de bahsedebilirim. Ne yaptın lan? Aferin lan, aferin. Şimdi bak. Atalarımız ne demiş? Ne verirsen elinle o da gelir seninle. Şimdi ben çok cömert olduğum için bu kesin bana geri dönecek. Niko gibi konuştun ya. Niko? Abi evet yani. Ama benimki daha derin bir mevzu. Daha içten, daha derin. Of Şefik. Of! Of! Bahar. Bahar, paraları topla. Paraları hemen topla. Hepsini topla. Hepsini topla. Bahar! Koş şöyle. Dur, yavaş, yavaş. Bırak, bırak, tamam. Vay be. Şevkat, sen şimdi bu kadar yumurtayı tek seferde mi şutluyorsun müşteriye? He, piyango gibi değil mi lan? Piyango gibi ya. Çin askerlerinin tek tek bana keseye gelmesi gibi bir durum yani. Şevkat kardeş, maşallah, Allah arttırsın. Bunları bıraktığın esnaf arkadaşlara bir sor bakalım, çayda isterler mi? Şimdi... Nursen kardeş, Norveç'te bir laf vardır bilirsin. Vaş şey medaumla, vaş şey meday. Çok komik. Yürü lan, yürü. Şevkat ne dedin de bozuldu bu ya vaşiyet, vaşiyet? Norveççe, nazar etme ne olur, çalış senin de olur dedim. Bir haftadır kuruluyorum, gıcık oldum bebe. Norveççe kasıyorum. Şuradan bir çekilir misin birader? Sen ne yapıyorsun oğlum? Arabanın fotoğraflarını çekiyorum. Döndüğünde arabayı aynı bulmazsam seni kara listeye alırım. Bir daha alırsın arabayı ata ağızlı. Öyle mi? O zaman sen kendi fotoğraflarını da çek kardeş. Ben seni dövdüğümde öncesi sonrası diye yan yana koyar bakarsın. Ata ağızlıymış. Sen ne ata ağızlıyorsun? Senin lafın değil bir kere. O Selo'nun lafı. Senin ağzına yakışmıyor. Yok yok. Selo Türkiye haklarını ona devretti. Duydun mu? La tamam uzatmayın. Müçü. Dükkan sana emanet la. Nesi emanet usta? İçin murta kalmadı zaten. Bak bak laflara bak. Laflara bak. Boş dükkan işte. Hazır boşken gir temizle dükkanı. Berekettir Miço. Temizlik bereketten gelir. Bereket Niko. Temizlikten gelir. Niko.
Miko, tamam abi kes bazı yapma geç. Neydi? Geç abi geç. Geç beraber hadi. Geç sen de hadi ya. Dikkatli sürün la. La ne yapıyorsunuz ya? Yavaş oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ya yardım. O döşemeyi ben şey yaptım ya. Viking yardım severdir biliyorsunuz değil mi? Hadi. Ya. Evet. Bana ne diyor Viking gözünü? Hadi bakayım. Gel, gel. Ben olmasam ne yapacağınız ya? Arkadaş, bileydin tel dolap alırdın ya. Ya da buzdolabı. Bari sebze, meyve, yumurta bozulmazdı ya. Lan kapital yapmaya geldik. Trump'a çağına döndük. Nerede lan o müşteriler? Dolup taşıyor dükkan. Ha nerede? Ben çok fena kazık yedim ya. Usta keşke bir tane simit çaydın kendine. O işte çok daha fazla para var. Olmadı bir tane can simidi al. O niye ya? Bu dükkan batıyor usta. Ben sana diyeyim. Boşları getirdim. Teşekkür ederiz. Ne demek? Her zaman. Oğlum aval aval bakmasana. Alsana kızın elinden boşları. Hanımefendi siz neyle ödeyeceksiniz? Guaj boyayla mı yoksa fırça darbeleriyle mi? Anlamadım. Para versek olmaz mı? Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Ticaret dediğin zaten parayla döner. Siz galeride tabloları parayla satmıyor musunuz? Anlamadım. Tablo mu satın almak istiyorsunuz? Hayır. Ben sadece çayların parasını almak istiyorum. O kadar. Ha. İyi şanslar o zaman. Teşekkürler. Ya, niye kızdan para alıyorsan? Ben olsam ondan hiç para almazdım. Gerzek ihson. Gerzek ihson. Zaten mahallede herkes beleşçi. Bir tek onlardan para aldık. Bana bak, benim başıma kontenjanı açma. Seviyorsan git konuş oğlum. Benim ekmeğimle oynama. Var. Gördüğün gibi ortam lüks. Avizelere bak. Harika. Fiyatlar oka. Acayip kazık biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir yer açmak lazım. Paraya para demeyiz ha. Ya değil mi bak. Uçaklar keskin, çatallar sivri falan. Hatta bunlardan birini sana batırmak lazım değil mi? Azıcık düzgün şeylerden bahset. Düzgün. Ay ay. Tamam. Gerilmeyelim cicim. Tamam mı? Hiç gerilmeye gerek yok. Alo. Kim bakıyor buraya? Sen misin hacı? Şefim neredesin ya? Bir saattir buradayız ya. Merhabalar efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok coolsun ha. Hoş geldik. Hoş geldik gelmesine de. Şeref niye vereyim ben sana, onu anlayamadım ben. Ben anlayamadım onu. Şimdi ben sana şerefimi neden vereyim anlayamadım. Ha? Sen benim babamın oğlu musun oğlum? Niye şerefimi sana vereyim ha? Tırnakları uzat bakayım. Uzat! Aferin canım, güzel. Sen kimsin ulan bana şeref haysiyetten bahsediyorsun? Pardon, adet gereği söylemiştim ama. Pardon? Adet madet anlamam oğlum ben. Benim canımı sıkma. Bana bak, ben psikopatım. Müşterilerine acıyorum, sana acımıyorum. Müşterilerine acıyorum bir zarar gelmesin diye. Şimdi bak, sessiz bir ortam hazırla. Anlatabiliyor muyum? Face to face ha? Face to face. Çok sessiz bir ortam istiyorum. Sakin bir ortam istiyorum. Öyle bir ortam hazırla bana bakayım. Hadi bakayım. Oh! Ne yapıyorsun ya? Siz bize menüyü bırakıp gidebilirsiniz. Sağ ol, hadi. Hay hay. Var. Ben diyorum ki en pahalı ne varsa onu seç diyorum. Niye o? Niye olacak kızım? Sabah öyle beni haksız yere suçladın, canımı sıktın. Haksızlık ettin bana, anlatabiliyor muyum? Pinti minti dedin, cimri dedin, bir şeyler dedin. Kendimi sana temize çıkaracağım. Neyse ne bakalım. Elin acıyor mu? Yok ya, geçti sayılır. Acımıyor. Yalan söyleme lan bana. Acıyorsa acıyor de. Ya acıyor tabii ya. Acıyor tabii. Çatalla vurdun. Çatalın ucunda sivri. Acıyor tabii ya. Aferin. Aferin işte aynen böyle. Şimdi ben sana menüdeki en acı yemekleri söyleyeceğim. Kendime de onları söyleyeceğim. O gözlerimden böyle yaşlar aktığını göreceğim ben Şefik. Sen madem açık oynadın ben de açık oynayayım. Ben buraya eski mol kebapçısının intikamını almaya geldim. Anladın mı? Sana bunu çok pahalı ödeteceğim ben. Böyle böyle her yerinden böyle dumanlar çıkacak senin, anladın mı? Ben de bunu böyle keyifle izleyeceğim. Çok zevkliymiş. Ya. Selam. Biz geldik. Hoş geldiniz de. Bunlar ne böyle?
Tavuk, Şevkat'e hediye edeceksin. Madem bu Seval tavuklarla pek ilgili, biz de seni bir level üste çıkarırız. İyice delirdiniz siz ha. Yapamam ben öyle, hediye mi diye veremem bunları. Lütfen beni karıştırmayın böyle şeylere ya. Pişirsin sen öyle. Bunlar milli ırk. Koruma altındalar. Hem Şevkat'e güzel bir hediye olacak, hem de milli tavukları yaşatma konusunda bizim de küçük bir katkımız olacak. Bak, bu Sultan. Bu Japones. Bu da neydi? Ayam Cumani. Yok. Ayam Cemani. Ay ben de bilemedim. Gel internetten bakalım, bilgi edinelim. Gel. Baksana. Şu bardağa bakar mısın? Beyefendi, ben bu işletmenin sahibiyim. Siz kimsiniz? Ben Şefik Özükötü. Ne hakla soruyorsunuz bunu bana? He? Bütün kayıtlarım var orada. Rezervasyon yaptırdım, o kayıtları aldınız. Sen ne arıyorsun lan burada? Kusura bakma patron, ebelendik. Ay senin. Buraya dışarıdan yiyecek getirmek yasaktır. Ancak beyefendi size yemek getirmiş. Vay terbiyesiz ahlaksız. Evet, beni de tehdit etti. Bunları masaya götürmem gerektiğini ve hesabı ödemeyeceğini söyledi. Ulan Şefik, ben de bunun altından ne çıkacak diye bekliyordum. Ya Bahar'cığım, ön yargılı olma ya. Bir beni dinle önce, yargılamadan önce beni dinle. Bu işte kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Şimdi bak, ben o limuzini sana kepaze olmak için tutmadım Bahar. Ne alakası var ya, kesin. Gel. Patron çok fena çuvalladık. Nasıl çuvalladık oğlum? Limuzinde takip sistemi varmış. Oo, çok güzelmiş. Harikaymış. Sahibi yanında polislerle buraya geliyor. Mükemmel. Kaç. Ben dışarıda koşayım. Sen nereye lan? Otur yerine. Otur. Bunun bana hesabını vermeden nereye gidiyorsun? Şimdi siz bize menüdeki böyle en acı, tamam, böyle Meksika yemeklerinden getirin. Şefik Bey peşin ödeyecek. Değil mi? Tabii canım. Ya para mühim değil ya. Para peşin ödeyeceğim tabii. Siz hanımefendi ne istiyorsa ondan getirin. Şunu vereyim. Ya hep de 50-100 varmış ya. Bir 20'lik yok mu, 10'luk yok mu bir yerde ya? Ne kadar ki? 3 kuruş için ağlama lan. Cimri herif. Niye ağlayayım ya? Ne alakası var? Paranın benim için hiç problemi yok. Hepsini bile verebilirim. İşletme sahibi. Nasılsınız? Siz ne istiyorsunuz hanımefendi? Getirin onu lan. Biz hallederiz aramızda. Olur mu? Kaç acaba, yanlış mı geldin? Oğlum adres burası diyor. Abiciğim buraya almasak harfiyat kamyonu gelecek de siz şöyle atsak olur mu? Böyle. Gelin sağ yapın. Sağ yap. Topla sağ yap. Gel böyle. Tamam abi, kal böyle. Kaç. Ha. Burada öyle yumurta alacakmış gibi bir müessese yok gibi geliyor bana. La yok, zaten adam inşaat dediydi de birine sorsa... La bu adam da kaşla göz arasında nereye kayboldu? Çık kardeş! Sola. Bekle. Yolla. Oğlum! Bu kadar yüklü bir sipariş alıyoruz. Sonra bu siparişleri abuk subuk bir inşaata getiriyoruz. Sonra da yumurtaların üstüne böyle bir işle tuğla kütlesi düşüyor. Yani bu şimdi bir tesadüf olabilir mi? Bu olsa olsa nokta atışı yani. Ben bu hakimin yaptığını biliyorum. Ulan Bora Deyne! Nereye saklandıysan beni iyi dinle oğlum. Seni bu yumurtaları ezdiğin gibi ezeceğim. Ondan sonra da kör testereyle senin o leylek bacaklarını katır kesip seni burada dilendireceğim ulan! Bora ha? Başka kim olacak? Oh my God, it is the blue, man. Sen benim diyette olduğumu bilmiyordun herhalde, Bahar Dalı, fit olayı. Sağlıklı beslenmek için benim bunları yememem lazım. En iyisi ben salata yiyeyim. Kandırmaya çalışma lan beni. O tabak bitecek. Ye onu. Nohut pilav mı kokuyor? Bana öyle bir koku geldi. Şefim, bana bir nohut. Şefik! O tabak bitecek. Ye onu bakayım. Ye. Tamam ya, yerisin. Madem beni yemeğe çıkardın, bunun bedelini ödeyeceksin. Geçe bu konu. İyi. Şşş, kusma! Ya oğlum, bunlar iyi. Şimdi ben seni böyle ellerimle besleyeceğim. Bebek gibi yedireceğim ben sana. Gel bak. Oo, aç bakayım ağzını. Tükürme be!
sebe olsan, İsmail'e bir iş versen, çocuğu depresyondan çıkarsan, büyük sevap işlesen, bizi de mutlu etsen, bu teklifime ne dersin? E adım madem o sen, ricamı reddetmesen, aynen yenge. Vikingler sadece kadınlara kur yaparken kafiyeli konuşurlar. Sen bana kur mu yapıyorsun lan? Kim kur? Ne şey? Ne kafiye kim? Ben şey, kur kaç parasının haberin var mı ya? Ben nereden bileyim, kafiyeli mi konuştum ben acaba? Ben vallahi belediye metni yazamam, iki tane kafiye bu ağzımdan çıkmış ya. Tamam tamam kes. Ne istiyorsun? Ben ne isteyeyim ya? Çocukcağız gelsin burada sizin tesisatı biraz elden geçirsin. Aşık biliyor musun? Depresyona girdi. Meşgale olsun yani. Eline de 3-5 kuruş para sıkıştırsın artık sen de o kadar yani. Ne istiyorsun? Ha ya ayıpsın Cuma. Bizim Oslo'da depresyona giren birini depresyondan çıkarmak, Viking gemisi yapmaktan daha saygın bir davranıştır. Abi mi? Toplumun yüksek hayrı için sana bu hıya yapacağım. Kaç para vereceğiz? 110 liracık yeter be. 100 lira düz versem olmaz mı? Sen aslen Kayserili değil misin be ya? Yoksa sen düzceli misin, düz hesap yapıyorsun? Kayseriler kuruş sektirmez ağacım be ya. Tamam tamam al 110 lira düz hesap. Aldım kabul ettim be ya. İsmail'de hemen söyle gelsin tesisata baksın. Hiç merak etme çocuğu hemen göndereceğim. Seni Oslo'dan bizim mahalleye gönderen yüce Rabbime şükürler olsun be ya. Amin. Allah bin bereket versin, hayırlı uğurlu olsun. Amin amin. Merhaba. Osmanlı Sultan Tavuğu 1850'de Osmanlı'dan İngiltere'ye gitmiş ve oradan dünyaya yayılmış. Gel bili bili bili. Ay! Ay! Kötü sıyırmış he. Olsun abi, siz bu makineyi bu şekliyle mi kullanıyorsunuz? He. Olmaz, buna upgrade yapmak lazım. Tabii şimdiki modern kahveciler hep buna upgrade yapıyorlar. Damıtma yöntemine geçti insanlar, bu şekilde olmaz. O kahve içindir, triyaksi oluyor. Olsun abi, sen bana bir izin ver, ben bu abi el atayım. Sen kahveciler camiasında 3-5'le ulu yukarılara taşıyayım. En azından dükkan döner, elin para görür, kasan dolar. Norveç fiyortlarından gelen bir uygarım ben. Zaten bana da modern kahve işletmek yakışır. Yap İsmail'im, yap kardeşim, dükkanın hakkını ver. Bak vallahi pişman olmayacağım, bana dua edeceksin. İsmail iyi ki varsın, ayağına sağlık kardeşim, Hızır gibi yetiştin diyeceksin. Vallahi. Derim derim, ben de laf çok zaten de sen yeter ki makinenin hakkını ver. Vereceğim vereceğim. Azıcık bulunduğumuz yeri temiz tutun, bu nedir, bunun içi nedir? Kireci geçtim, bu nedir ya? Nasıl bir şey? Bir bu eksikti ha. Sayenizde işi gücü bıraktık, tavuk kovalıyoruz galerinin içinde. Hayır bir de koruma altındaki hayvanlar, bir şey olacak diye ödüm koptu. Ay Esin, resim mahvolmuş. Ya. Bir şey söyleyeceğim, aslında güzel olmuş ha. Bu resmi Ayam Cemani ile beraber mi yaptın? Ha? İmzanı atmak ister misin? Ha? Ol senin işi tamamdır usta. 10 numara iş çıkardım. Aferin sana be. Aferin oğlum, çok güzel. Vallahi kimliğe gitsem, senin durumunu anlatsam hemen iş veriyor be ya. Bu da bizim için avans daha, bu yolla biz çok para kazanacağız usta. Çok para kazanacağız. Al bu adrese hemen git. Fırla bakalım. Acil mi usta? Acil ne demek oğlum ya? Çok acil. Buradan öyle bir çıkacaksın ki sanki arkandan tsunami geliyormuşçasına kaçacaksın. Hadi fırla bakalım. Aslanım benim be ya. Nerede kaldıydık? Lan! Lan! Bu benim arabam mı lan?
Bu benim arabam. Lan! Lan! Lan ne yaptın lan arabaya? At ağzı! Oğlum ne var lan? Allah Allah. Ben senden sade al dedim, ay yumurtalı vereyim. Al oradan bir kasa biber, bir kasa domates. Doğra içine menemen yap. Ne yapayım? La kim yiyecek? Kim yiyecek la? Ha sen mi yiyeceksin lan? Niko mu yiyecek? Bitirdin la beni. Özellikle tamam uzatma. Bilerek yapmadık hayır. Psikopat mıyım oğlum ben? Kaza oldu ne yapalım? Tamam hesaplayacağız. Neyse masrafı ödeyeceğiz ya. Kardeş bir şey ver la bana. Kazım! Kazım la gel la. Nerede demin? Ne oldu usta? Oğlum çok konuşma. Yürü git şu kamyonetin arkasında bak bakalım. Sağlam yumurta kalmışsa git onları ayır. Ondan sonra da arabayı bir temizlet. Bunlar da temizlenecek usta. Bu dört tekerlekli sağan olmuş bildiğin. La kes! Sabah sabah kötü kötü esprileri yapıp durma. Yürü git! Ya Şefkat kardeş, sen çok da takılma, şey etme. Bizim Norveç'te çok güzel bir atasözü vardır. Dengule av eglet, ik harf partnen av kapitale. Yani Türkçesi diyor ki, yumurtanın sarısı gitti senin sermayenin yarısı. La kardeş, senin adın neydi? Oysen canım. Ha Oysen kardeş. Bak benim asabımı bozma. Yeni geldin, beni geldin anlamam. Vallahi döverim seni ha. Ermen! La Şefkat. Ne oldu lan? Taklaya mı geldin? Araba çılbır olmuş. Bana bak gelirim oraya senin belini kırarım ha. Gel kır 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 gel. Ne vuruyorsun ya? Git lan! Çakal. Herif hem suçlu hem güçlü abi. Büyük bu arasından uçtu vallahi. Karşı. Esteban. Kaçtı be ya. Kaçan sinek büyük olmuş. Bak bak bak. Vay 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 vay. Niye garı şelalesi sıcak sıcak okuyor be ya. Sevinç gözyaşı ya resmen. Evet. Buyurun efendim. Özel olarak damıtıldı bu kahve. Başka yerde içmenize imkan yok. Çünkü şubemiz yok. Norveç'in fiyortlarından Balat'ın sokaklarına lezzet transferi yaptık. Ya bakın iddia ediyorum. İçen herkes triyakis olacak. Ya içenler aklını yitirecek, kendinden geçecek. Hey! Bu ne ya? Hey! Midem kaynır, midem kaynır. Tadı da ekşi bunun. Bir dakika ya, nasıl kardeşim ya? Daha taze çıkarttık kahveyi ya, üstelik damıttık. İyice damıtsın diye ben ona ufak bir cıva tankı taktıydım makineye de. Oradan acaba sızdırma mı yaptı ben? Cıva mı? Allah seni kahretmesin. Oğlum, oğlum anladın mı? Sen de bin, haydi çabuk bindir taksiye. Hastaneye lan cıva, lan cıva çabuk. Çabuk koş. Önerim. Ölürsen o civa tankını o İsmail'e yuttur. Tamam canım hadi. Afiyetim. Hadi, hadi, hadi adamı da al hadi. Emice Ömür ben, Ömür ben. Emice gel. Emice kolum dönme ben geleceğim. Ne bakın İsmail? Kusma üstüme gelme. Hayırdır inşallah. Bana bak lan. Aha. Bana bak. Parayı geri vereceksin bir. İkincisi bu kahve makinesini eski haline getireceksin. Yoksa seni ta Norveç'e götürür. Kuzey denizinde boğarım. Hoş bende be ya. Stres yaptım kendine bir cıva için. Alt tarafı bir element. Ama çok lezzetli bir elementmiş be ya. Ben hiç böyle bir tat lezzet hayatta tatmadım. Bir tane daha alabilir miyim acaba ben? Anneciğim hoş bende. Ben de makinenin biraz yabancısıyım ama yani halledeceğiz veya sıkma sen canını. Ah be İsmail, ah be İsmail. Bu makinenin neresini cıva tankı takmak aklına geldi bu oğlum. Ah. Ah İsmail. Vallahi lezzet bence 10 numara 5 yıldız. Özgün ağırlığını tavana sıçratacağım seni İsmail be. Hallediyorum efendim. Sıkmayın canınızı. Tamam. Ya pencerenin kulbu bozulduysa malzeme kötüdür. Bizden değildir ki ya. Ya aynen. Bir saniye, bir saniye. Efendim, şoförün vanası. Yok ben geldiğimde zaten kırıktı bana. Ben mi kırdım ya? Ben, yalan borcum mu var ya size sanki? Kırıktı, kırıktı. Tamam halledeceğiz onu veya sorun değil. Halledeceğiz. Hiç merak etmeyin abi. Lan. Sen ne yaptın be ya? Ne beceriksiz adam çıktın. Er gittin yerden şikayet geliyor bu oğlum. Armut dibine düşer usta. Ben kimin çırağı? Lan sen ustanla nasıl konuşuyorsun be ya? Ben Tesla'nın Türkiye'deki tek varisiyim. Seni gebertirim. Sen bir ustayla nasıl konuşacaksın?
Buyurun efendim, hayırdır? Bana bak Cuma Efendi. Hemen verdiğin parayı iade edeceksin. Sebep? Hem de bu kirağın bozduğu aletimi yapacaksın. Yoksa kocam gelir, haberin olsun. Adam hapisten yeni çıktığı için kendim geldim. E oldu selametle. Sen hapisten yeni çıkmış adamın aletini niye bozuyorsun be ya? Neye? Farkında mısın sen? Alkışma ya. Ederim. Paracıklarım gitti be ya, vallahi. Hep zarar ziyansın İsmail yani. Gittiğim bütün işlerde zarar ziyansın. İş yapıp para kazanamayan ve batan tek şirket biz olacağız İsmail be. Yemin ederim seni döveceğim ama dövmeye dermanım yok. Şu elektroşok cihazını ver bakayım. Seni elektrik manyağı yapacağım, yemin ediyorum artık. Kırsını başka türlü alamayacağım senden yani, göreceksin. Al usta, al. Yeter ki çenen kapansın. Getir, 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 getir. Tut bakalım şunu artısıyla eksisiyle. Göreceksin sen şimdi çay tabağında. Niye çalışmıyor lan bu? Bunu da mı bozdun bakayım sen? Sen yarım kalan işlere bakmaya giderken ben de sevabına bunu da bakayım dedim. Al! Bu ne be ya? Tut bakalım. Sen de çalışmıyor bende. Niye çalışıyor bu var? Benden mi çalışıyor lan bu alet? Ben depresyondayım ya usta. O yüzden herhalde elektrik alamıyorum. İsmail, o zaman mecburen demir çağına geri dönüyorum. Allah yarattı demir çağına. Gel lan buraya! Gel! Hanımefendi pizza sipariş etmişsiniz. Niye geldin Bora? İstemiyorum ben pizzamızı. Kapattık biz o defteri. Ama daha neli olduğunu görmedin. Bak sen, ne özel bir pizzaymış böyle. Zarara bak, Allah'ını seversen zarara bak ya. Bir ayda çıkmaz ki bu hesap kardeşim ya. Müsait misin? Değilim. Gelmeyeyim mi? Ya gel ne yapayım, gel, gelmişim madem, gelmeme diyeyim şimdi. Ne yapıyorsun? Sinir yapıyorum, sen? Benimle yukarı kadar gelsene. Esin vallahi şu an o kadar sinirliyim ki hiçbir yere gelecek halim yok, kusura bakma. Ya bak. Eğer gelirsen sinirin geçecek ama. Ya Esen hadi gözünü seveyim, oynayacak halim yok. İş başımdan açmış zaten hadi ya. Şefkat, iki türlü de kazanıyorsun. Niye gelmiyorsun ki bak? Eğer gelirsen belki sinirin geçer, keyfin yerine gelir. Ama eğer sinirin geçmezse de seninle güzel bir kavga ederiz. Bak Allah'ını seversen oyun oynayacak halim yok. İşin başımdan açmış zaten lütfen. Aşk olsun Şefkat. Senin sinirin benden önemli mi? Eyvallah, sen kaçındın. Hani ben senin iyiliğin için gelmem diyordum. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsun, öfkemizi azami seviyede kontrol edeceğiz artık. Buyurun. Hayır, şimdi durduk yere öfkemi kusacağım evine. Kızım bunlar nereden çıktı? He? Sen biliyor musun bunları? Yumurtadan çıktı. Tiplere bak. Anam bu sultan, Osmanlı sultan bu. Allah! Fizan tavuğu bu, hem de bu rahibe fizan lan. Gel bakayım. Gel, gel tiplere bak. Bak bu Japonez. Hayyem Zemani. Bak gel bakayım oğlum. Güzelliğe bak. Allah çıldıracağım şimdi ha. Bak şunlar da şey, Hayyem Zemani. Bunlar kapkara oluyor. Bunların kanı manı hep simsiyah akıyor. Gel bakayım, sen ne duruyorsun burada? He? Allah şunu tipe bak. Vay yavrum vay, vay kızım güzelliğe bak. Bak bu var ya, bu sultan tavuğu diye geçiyor bu.
Bu Osmanlı'da sadece sultanlar besleyebiliyormuş bunu. Ya. Bak bak bak. Şu var ya, şu şey. Fizan, fizan. Ama bu şey, saçlar sarı sarı ya. Ona şey diyor, rahibe fizan diyorlar ona. O çok nadir bir şey. Şu ayam cemani, bu kapkara ya. Bunun gözünün içi, ayakları, kanı, manı, her şey kapkara bu hayvanın. Bu çok acayip bir şey. Sen bayağı biliyorsun hepsini. Biliyorum tabii ya. Bende bunlardan vardı da. Şimdi artık bunlar çok bulunmuyor ya. Çok nadir, kıymetli hayvanlar bunlar. Ya Esin var ya. Hücrelerime kadar böyle sinirle doluydum ama şimdi bunları gördüm ya. Ya bütün sinirim boşaldı sanki Beşiktaş 90+1'de gol atmış da skoru çevirmiş gibi ya. Vallahi ne... Kemal. Sen niye böyle durgunsun? Sen niye böyle durgunsun bak ya? Esin sen bir tanesin ya. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ben Şefkat'e uğramıştım da. Burada. Şefkat, merdivenin işi bitti. İstediğin zaman gelip alabilirsin diyecektim. Tamam tamam, ben Miço'ya söylerim. Yarın bir ara gelir alır. Neyse, rahatsız ettim. Ben gideyim o zaman. İyi geceler. Merci. Yanında dur bakayım. Nesi varmış bir sor bakayım ya. Çay bitmiş tabii. Dolapta bomboş. Şefkat. Benim, benim. Gel, gel. Burada. Günaydın gelsin. Günaydın. Gelsene aşağı. Gel be. Neden? Bir şey yaptım da şaka. Ya yüzümü yıkamadım daha Şefkat, istemiyorum. Ya tamam gel, aşağıda yıkarsın. Bende de su var ya. Gel. Allah Allah. Dur, kapıyı kapat. Ya inanmıyorum. O kadar üşeniyordum ki yukarıda kahvaltı hazırlamaya. Karnım da nasıl aç. Ya kızım bir yüzünü yıkaydın ya. Yıkarım yıkarım. Benim şimdi uykum açıldı. Tavuklar için bir teşekkür edeyim dedim de. Ne demek? Sen mutlu ol yeter. Ya dün ağır hasara uğramıştım ama sen tüm günü kurtardın. Sahi ne oldu dün? Hiç tadın yoktu senin. Ya ama hiç lafını etmeye bile değmez ya. Ama bugünün iyi geçeceği garanti çünkü Beşiktaş'ın Avrupa maçı var. Bak sucuğu ye, bu kasaptan aldım. Kasap sucuğu şey değil, dandik market değil. Çok ağır oluyor onlara. Ne yiyince ya? Bu bizim... Yağlı mı benim? Değil. Değil Hüseyin mi? Abinin sucuğu Babanla barıştınız mı? Parayı nereden buldun? Ya kızım ben paradan uzaklaşsam bile para gelip beni bulur. Yakında her şeyi düzelteceğim. Ama başka birinin de canı çok sıkılacak. Alo. Günaydın. Şefkat'e bir hamle yapmıyor muyuz bugün? Yapıyoruz, yapıyoruz. Birazdan buluşuruz. Ha, ayrıca? Ben sabah elemanları erkenden gönderdim. Şefkat dükkanı açtığında bir güzellikle karşılaşacak. Tabii ben de başka bir güzellikle. Hadi görüşürüz, bay bay. Aa. Sen dokunmamışsın bile sucuklu yumurtana. Ne oldu? Bir şey mi var? Bu sabah hiç iştahım yok. Üstüme gelme bir fere. Babam sucuklu yumurta yemiyorsa bu bir kıyamet alameti. Bu sabah bir telefon geldi. Ondan sonra böyle oldu bu durum. Ne oldu?
Canım sıkkın Gülper. Neyin var? Karadeniz'de gemileri mi battı? Şu haline bak. Hamdi Türkiye'ye gelmiş. Aa, Hamdi Türkiye'de mi? Gelmiş işte. Hamdi kim ya? Ulan bu ne ya? Şeyh Kudus'tan görünce bana şarlayacak. Ne yapacağım ben şimdi ya? İhsan burayı kim kazdı gördün mü? Ben ne bileyim oğlum? Bana niye soruyorsun? Belki göktaşı düşmüştür. Lan bir işe yarasan şaşarım zaten ha. Bu ne ya? Hamdi babanın ezelden beri çekiştiği bir arkadaşı. Bizim aramızdaki çekişme çok eski zamanlara dayanıyor. Biz bu Hamdi ile her konuda çekişirdik. Hatta öyle ki ileride kim zengin olacak, kim başarılı olacak diye iddiaya bile girdik. Hiç akıllanmayacaksın Bozkır. Sen cırcır böceği gibi saz çalıp türkü söylerken ben karınca gibi çalışıp zengin olacağım. O zaman gelsin görürüz kim zengin kim çulsuz. Görürüz bakalım. Demek rekabetiniz çok eskilere dayanıyor yani. Oo, daha da eskilere. Yanlış adama çaktın hain postu. Ne yapıyorsun lan çitlen bir? Sen boş boş oyna. Ben çok zengin, çok başarılı olup seninle alay edeceğim. Alay edersin. Sen görürsün. Yapmadığım iş kalmadı. Kepçe operatörlüğü, oto yıkama, son ütücülük, türkücülük. Ama sonuç sıradan emekli bir ozan. Ama Hamdi ön sıradan zengin oldu pis herif. Böyle burnu havada hep kendinden bahseder gıcık. Almanya'da yaşıyordu. Ben ona bir telefon konuşmasında şey dedim. Bir türkü sarayı açtım. Çok para kazanıyorum. Ben de çalıp söylüyorum. Şöhretli sanatçılar da geliyor, söylüyor. Bir uydurdum. Ben ne bileyim Türkiye geleceğini. Gelmiş Türkiye. O gün aradı. Gelin de senin şu meşhur türkü sarayını bir göreyim dedi. Şimdi gelecek. Hem benim uydurduğum ortaya çıkacak. Hem de başarısız oldum. Ondan sonra beni aşağılayıp duracak. Gıcık pis herif ya. Canım sıkıntı ya. Ya arkadaş. Nerede bu müşteriler ya? Çırak dükkanda sinek avlıyor ya. Ben galiba Selami'den gazayı yedim. Yok. Oğlum. Yani ol sen. Az biraz sabırlı ol sen diyorum sanki. Hani senin dükkan Arap atı gibi böyle sonradan açılır gibime geliyor. He. Açıktı dükkan zaten kardeşim. İnsanlar birbirini eziyordu. Dışarıda kuyruk böyle 100 metreydi. Ha, rezervasyonla çay içmeye geliyorlardı. Bir anda nereye kayboldu o müşteriler? Ha? Ama onlar Selami'nin özel müşterileriydi. Selami gidince de tabii ki dükkan Cuma'ya, Kazım'a sana bana kaldı. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Bir tane bile müşteri gelmez mi ya? Oho! Oo, onlar çoktan hepsi Kore'ye gittiler be ya. Selami Kore'ye giderken bütün o müşterilerini de beraber götürdü. Buradan kazandığı parayla arsa aldı. Oraya bir tane site yaptı. Ortasında da bir tane çay ocağı kurdu buradaki kahve gibi aynısı. Buradan müşterileri götürdü. Bir de orada kiralık evleri yerleştirdi onları. Hem kafeden kazanıyor hem kiradan kazanıyor valla. Yok artık daha neler. Ne o daha neler? Ne taneler olmalı? Hangi naneler? Onu alacak be ya. Neye inanmıyorsan acaba? Aç bakalım o zaman uçak yolu şirketine bir hafta içinde Kore'ye kaç tane ek uçak koymuşlar bir öğren bakalım. Ah bu Selami var ya. Hiç oradan bize bir villacık yapmadı yani. Ucuz yolu bir şey idare ederdik ama hiç. Arkadaş ben çok kötü kazık yedim ya. Yok öyle düşünme. O sen kardeş. Her şerde bir hayır vardır. Sen ders çıkarmaya bak. Bak bir Oslo'lu bu kazığı çok kolay yiyebilirdi. Ama bir Kayserili asla yemezdi. O yüzden Selami'ye kızma. Her kul bir aracıdır. Sen mesaja bak. Bence bu genlerindeki Kayserili damarını biraz ortaya çıkarman gerekiyor. Ben de söylemesi. Sen onu benim Viking şapkama anlat muhtar. Bundan sonra senin hiçbir lafını gale almam. Hey Niko haklı be ya. Sen Kayserili damarını ortaya çıkar bakalım. Ha? En böylece kazık yemezsin. Para peşinde koşmazsın. Para senin peşinde koşar. Açık uyanık ol be ya. Peki Cuma kardeş. Bu Kayserili damarını ben nasıl çıkaracağım ortaya ya? Sen haftaya benim hamama gel. Ben seni göbek taşına bir yatırayım. Böyle bir keseleyim. Oslo'nun bütün kirini atalım.
pembecik Kayseri kalsın altında. Öyle olmazsa ben vallahi elektroşoku tavsiye ediyorum. Çok insanın dimağını açmışlığım var yani. Kesinlikle. Tesla usulü. Ooo sevgili atağızlı Şevkat Bey. Birader arabanın kasası yamulmuş, iki farı kırılmış. Bunları yaptır, beni yorma. Dükkanı bırakıp bunların peşinde koşamam ben kardeşim. Oğlum bir şey söylesene ya. Konuşsana ya. Kim ödeyecek bunları ya? Ha? Ben mi ödeyeceğim? Kim ödeyecek? Kim ödeyecek bunları ya? Ya gayri ostalı kardeşler ne oluyor? Konu ne? Hayırdır? Arşimet kardeş, şu vatandaşa günün anlam ve önemini ifade eder misin lütfen? Ne la bugün günlerde? Bugün Beşiktaş için önemli bir gün. Avrupa maçı var oğlum. Ha, totem yapıyorsun üzerinde konuşmuyoruz da. Bir dakika. Ben maça gelmiyorum o zaman beni pas geçin. Ben o totem işlerine hiç giremeyeceğim. Dişimi yaptırdım zaten. Ya Şevkat ya. Söyle bu sefer Üzeyir totem yapsın. Beni pas geç kardeşim ya. Kazım. Ya Şevkat. Kazım. Ya evet abicim yani. Ben de dişimi yaptırdım yani. Cuma. Geçti artık o. Cuma. Valla köprü yaptım. Başlattırma köprü ha. Tamam geliyorum maça be. Tamam. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Niye dükkan boş duruyor? Muhtara sormaya geldim. Ne sormaya geldin? Olaylar olaylar. O ne lan? Kim kazdı lan dükkanı böyle? Kim kazdı muhtar? Ben bilmem. Belediye benim üstümde. Tabela var. Sen ne yapıyorsun lan o sıra? Ha? Uyuyor muydun oğlum? Korkma Miço, korkma. Beşiktaş'ın Avrupa maçı var. Vallahi mi? Yırttım o zaman ben. Şöyle de indirelim. Teşekkürler, sağ ol. Zorlama kendini, zorlama. Benim yakışıklı, akıllı, dünya zekisi çırağım. Sen burada dur oğlum. Zaten dükkanın önü hendek. Müşteri gelirse oradan düşer, karanlıkta kaybolur. Tamam, sen burada bekle, hiç şey yapma. Tamam, bekle burada. Ben bekliyorum. Bekle burada, gel. Bir onu yaptı be, bekle diyerek. Hale bak ya. Hale bak ya. Ya kardeşim bir haber vermeden şu dükkanın önü kazılır mı ya? Esnaf adamız biz ya. Şu bu kazmamışlar ki burayı, bombayı bırakmışlar gitmişler ya. Hadi getir şunları yiyelim. Hadi. Bu belediye kesin defin işlerine falan girdi. Gümü koşturuyorlar buralarda. Ben size söyleyeyim. Balat'ın altını üstüne getirecekler, o altınları bulacaklar. Şevkat'i görmeniz lazım da o kadar mutlu oldu ki tavukları görünce. Sonra yine o kız geldi kapıya Allah'ın emri Seval. Ama hiç yüz vermedi. Kız da bozuldu gitti. Kızım bak. Bence Şevkat'in dünyasının içine girmem lazım biraz. Yani bu senin sandığın gibi başka bir kıza rekabet olayı değil. Yani sevdiğin adama daha yakın olma çabası. Olaya böyle bak bence. Haklısın galiba. Zaten ben Şevkat'i öyle mutlu görebilmek için her şeyi yaparım ki. Süper işte bu. Ah, totem malzemeleri de geldi. Ha. Ha bunlar. Sağ ol. Allah ceval vermesin. Kalk lan uyuma. Ben de bu sefer yine kırmızı çorabı zor buldum. Arkadaş, bu neyin totemi ya? Böyle hazırlıklar falan yapıyorsunuz. Nedir bu? Beşiktaş'ın bir gün Avrupa Kupası maçı vardı. Bu 6 numara var ya bak ben bunu tanıyorum ha. Bu defansif orta sahayı tanıyorum ben. Bu en az 4 gol atar. Bu bizim oranın çocuğu. Ben tanıyorum bunu. Ha, vallahi billahi. O iş olmaz, olmaz. Ben size dedim olmaz o iş. Duyuyor mu beni? Tamam ben de ya. Sonra bir oğlum baksana be. Baksana ya. Oğlum bir sus artık, sus. Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı vardı. Şevkat maç seyrederken Üzeyir onu lafa tuttu. O sırada Beşiktaş gol yedi. O yüzden Avrupa maçı varsa o gün Üzeyir'le konuş diyor. Dur be oğlum, ne boyası be ya. Gel gel. Şimdi geliyor boydan boya. Evet. 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 Beşiktaş gol attığında benim ayaklarım çıplaktı. Ayakkabıları boyacıya vermiştim. Maç boyunca giydirmedi bir daha. Cuma da çenesini böyle bağlamıştı. O sırada gol oldu. O da Avrupa maçlarında milli hislerle bu toteme uyuyor mecburen. Bir saniye böyle saçma totem mi olur? Bu tarafı mı ağrıyor? Yanlış yere koydunuz. Totem dursun. Ayak yanlış dursun orada dursun. Yani yanlış bu tarafı mı ağrıyor diyorum ki yanlış yerde be. Peki bu palto ne iş? Allah Allah. Canım ben normalde 40 yılda bir palto giyerim. O gün Beşiktaş maçında da palto giyesim tuttu. Olanlar oldu zaten o maçta. Ne oldu peki? Uzatma dakikaları
Beşiktaş 2-1 galip. Herkes çok gergin. Beşiktaş son saniyelerde golü yedi. Ben de sinirle kalktım, paltomu giydim. Ben paltomu giydiğim an hakem golü iptal etti. Vallahi Avrupa Kupası'nda hakem hatası bize yaradı. 40 yılda bir olacak. Ulan Kızılderililer bile totemi bıraktı. Siz böyle manyak gibi bir bütün balat totem mi yapıyorsunuz ya? Oğlum sen kardeş. Biz buna totem diyoruz ama aslında bir ritüeldir. Sen isme değil manaya bak. Buradaki manada şudur. Dostlar bazen birbirleri için çok saçma sapan fedakarlıklar da yapabilirler. Mesela ben bugün kırmızı çorapla gezeceğim. Kazım paltosuyla gezecek. Cuma boynuna ya da suratına bir su bağlayacak. Ama Beşiktaş maçı kaybetse bile bu mahallede dostluk her zaman baki kalacak. Aynen be ya. Bir gün senin de toteme ihtiyacın olur. Sana da yaparız totem. Aman aman. Totem motem yapmayın. Bana çaylarımın parasını verin yeter. Aman be. Para. Sen nasıl Kayserilisin Makan be ya? Nerede sevgi, nerede dostluk, nerede arkadaşlık? Hiçbir Kayserili eşinden dostundan bir kuruş para almaz. Niye? Çünkü o yüzden böyle ticaret erbabı olmuşlardır. Ya sen yok. Nasıl ya? Şimdi Kayseriler eşinden dostundan hesap almaz mı? Katiyen almaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Görünmemiştim. Ben tanıyorum, hiç var abi. Hiç kuruş para atmıyorum. Adisyon açmışlığım yok benim. Hiç yumurta kurtaramadık mı lan Miço? Ney? Anlamadım lan mı dedin? Yok, hiç yumurta kurtaramadık mı Miço kardeş dedim. Hepsi kırılmış. Bir bu var. Onu daha demin Matilde yaptı. İyi var, Allah'tan üretim devam ediyor. Üretim devam etmese fena. Üç beş geliyor bir şey olsun. Üç beş geliyor. Ne yapalım artık? Olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim. Ay içeri nasıl gireceğiz? Dağcılık mı yapacağız burada? Yok ablacığım, dağcılık yapmayacaksın. Önce zorlu kum tepelerini aşacaksın. Ardından ölüm çukurunu geçeceksin. Sonra bir korkunç hortum etabımız var. Onu açtıktan sonra beton bloklar ve gelecek. Elimizde kalan son yumurtayı hak edeceksin ablacığım. Ama ben sana kıyak yapıyorum, bunu bedavadan veriyorum. Al abla. Dükkanda mal kalmadı, bir bu abla. Allah buyur. Allah. Toplantısız dünya mı olur be ya? Ama saçma totemler bulmayacağım. Hazırım, totemlerim hazır. Şimdi mi bağlayayım? Maça daha kaç saat var be ya Şevkat? Valla sen de iyiden su kaçırdın yani. İyice delirdin Şevkat. Ne? Sesli sinema mı oluyoruz oğlum? Ne diyorsun ya? Lan Niko şuna bir tercüme et lan. Bunun arabasına baktıracağız, bir de mal alacağız. Güzel, duydun ama söylemem gerek. Araban lazım. Önce baktırılacak, sonra mal alınacak. Anahtarları ver kısaca. Evet. Olsun. Senin şu Uçur abi çağır da dükkana 2 dakika bakıversin. Ben arkadaşlarla mal alıp geleyim. Valla ben sokakta böyle yürüyemeyeceğim. Kusura bakmayın ya. Bu ne ya? Şimdi ne yapıyoruz? Şevkat'in yumurta verdiği yerlere gidip bir de o adamdan mal almayın diyeceğiz. Tabii bu iş için para da yedireceğiz. Toptan yumurta sattığı yerlerle olan bağını kesmemiz lazım. İyi de sen biliyor musun bu herif nerelere mal veriyor? Onu da aptal çırağından öğreniriz. Hakiki özgür tavuk yumurtası. Yerim dar yumurta, buyurun. Alo, Şevkat bana yumurta getirecekti. Hayırdır? Bu sabah kimse gelmedi. Abi beklenmedik bir sıkıntı çıktı. Şu an dükkan tam takır kuru bakır. Anlayacağınız hiç yumurta yok. Ama en kısa zamanda göndereceğiz. Yalan söyleme lan bana. Oğlum sen bizi sallıyor musun? Yok abi, neyi sallayayım ya? Bugün hiç kimse yumurta veremedik. Tamam lan. Ben o zaman toptan sipariş verdiğiniz kişilerin telefonunu ben kendim arayıp soracağım. Bizde yalan olmaz. Arada kendin gör birader. Allah'ım. Yazıyor musun? Vay arkadaş be ya. Tomarla para kazandık. Yine kuruş hesabına düştük. Millete borçlandım, bir de üstüne üstlük ya. Batırdım o İsmail. Kaybol gözüme gözükme. Yemin ederim ağzını burnunu kırarım senin. Bak kaybol diyorum, hala oturuyorsun oraya bak. Sübhanallah ya Rabbi ya. İsmail ne bu halin lan? Tezenle konuştum. Tezeneyle mi konuştun? Oğlum sen tezeneyle konuşunca muz görmüş maymun gibi sırıtıyorsun öyle. Şimdi ne bu halin böyle? Tezene üzgünse ben de üzgünüm.
bir nevi Almanlar yenildi, biz de hükmen mağlup olduk sahibi. Teyzeni niye üzgünmüş bakalım ha? Hayırdır? Teyzenliğim, Gomçakülüğüm, sıfatın düşmüş, ne oldu? Canım çok sıkkın İsmail. Çünkü babamın canı çok sıkkın. O niye? Bak şimdi, babamın eskiden bir arkadaşı varmış, tamam mı? Böyle sürekli çekişip yarıştı. Adam Almanya'lara gitmiş, zengin olmuş. Babama hava atıyormuş, gıcık. Babam da buna demiş ki, benim türkü sarayım var. Ya ne olacak ki? Palavra bizde milli spor sayılır. Evet, ama adam Türkiye'ye gelmiş. Diyormuş ki, hani nerede o türkü sarayın, göster. Babam şimdi düşünüyor kara kara, ben ne yapacağım diye. Ya ne olacak, koca adam ya. Herkes ekmeğine baksın. Gel ben seni gezdireyim, güldüreyim. İsmailgil ya, babamın canı sıkkınken ben nereye gülüyorum, eğleniyorum? Babamın yüzü gülmezken bana gülmek haram. Böyleyken böyle dostlar. Bozgır baba mutsuz değil, tezene mutsuz. Tezene mutsuz değil, ben mutsuzum. Biz mutsuzluğun zincirleme tamlamasını yaptık. Gözümüzün yaşıyla, nemiyle kaldık lan. O işi ben hallederim ya. Sen şu işi bir çöz var ya, yeminle kulun kölen olurum ya. Yeter ki tezenemin yüzü gülsün. Merak etme bu oğlum. Hepinizin yüzünü güldüreceğim ben. O iş bende. Hadi bakalım sen doğru dükkana. Evet, doğru olsun. Oraları toparla bakalım, temize geliyorum. Yaş olsun. Adamsın. Harbi adamsın. Ya Cuma, sen buna az önce fırça kötek attın elemana. Şimdi bal badem, hayırdır? Bizim de bir planımız var herhalde Kazım Efendi. Sen öyle her şeye karışma bakalım be ya. Aa, su akar yatağını bulur. Senin işin gücün yok mu? Hadi bakalım suyuna sabununa. Olsen Bey. Bir çay rica edeyim lütfen. Para peşin, kırmızı meşin. Hay hay. Oğlum bir çay yap Cuma abine. Bir çay da bana söylesene be. Vallahi hiç param yok be ya. Gırtlağa kadar borcum var benim. Cuma bir çay söyle ya. Üç şekerli olsun çay. Cuma bir tane de bana söyle ya. Size çok hızlı bir şekilde atacağım mekanı. Hiç dert etmeyin. Tabii tabii, halledeceğiz o işi inşallah. Tamam lan. Ben bu çocuğa güvenirim ha. Seninle iş yaparım. Kuyuya inerim. Bu çok çok iş bitirici bir çocuk ya. Nereden olsa salak İsmail, nerede bu Erkan? Öyledir be ya. Erkan'ım zekidir valla. Zehir gibi ama İsmail de iyi çocuktur be ya. Neresi iyi lan İsmail? İsmail iyiymiş. İsmail de gelseydin konunun bahsi bile açmazdım ben. Ya biz zaten koşturuyoruz sizin mekanınız için. Böyle küçük yollu bir yer bakıyoruz. Halleç üstadım, ama siz de çok büyük konuşmuşsunuz. Yok efendim, böyle ünlü türkücüler, şarkıcılar gelecek falan diye, o işi nasıl halledeceğiz acaba? Ya ünlü türkücüyü falan buluruz. O değil mesele de. Ya sarayı nasıl yapacağız lan? Türkü sarayı dedim ya. Türkü sarayı demişsin. Saray işi kolay be ya. Her mahallede saray isminde kaç tane dükkan var. Hepsine kraliyet ailesi mi giriyor çıkıyor yani. O işi hallederiz yani. Saray, sokak sarayı deriz. Olur biter de bu ünlü meselesini nasıl halledeceğiz? Ben orada biraz böyle ünlem soru işaretim bolca yani. Sen şimdi tabii meşhurlardan kimi getirirsin diye soracaksın. Evet, kim getirebilir? Koray Avcı işaret. Kimi? Koray Avcı. Aa, olsun sak. Aa, nereden tanıyorsun onu bakalım? Çok uzun oldu görmeyeli ama o beni unutmaz. Ben onun kepçe operatörlüğü yaparken yanlışlıkla balkonunu yıkmıştım. Ne var? Affedersiniz, siz beni o kadar beceriksizlikle suçlayınca bir hal benim üstüme çıkmış oldunuz. Üstüme çıkmış oldunuz derken kepçe operatörü olarak. Merhabalar. Ben taşınma telaşından size bir hayırlı olsun diyemedim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Bu arada tanıştırayım, Gizem Seval. Memnun oldum. Ben de. Mahalleye hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Asıl siz hoş geldiniz. Ben bu mahallede çok eskiyim. Esin senden daha eskicim. Yani o burada doğdu, şimdi de doğduğu evde yaşıyor. Öyle mi? Bilmiyordum. Ben bir şöyle ufak gezebilir miyim? Tabii. Vallahi burada da sanat galerisi açma fikri bir enteresanmış. Değil mi? Ya. İkimiz de enteresan şeyleri seviyoruz galiba. Siz de böyle formayla dolaşıyorsunuz üstünüzde. Ha, ben de Şevkat gibi hasta Beşiktaşlıyımdır da. Yalnız Şevkat sağlıklı Beşiktaş'tadır. Tabii sizin hastalığınızı bilemeyeceğim.
Kızlar, kızlar. Burası ne acayip mahalle ya. Merhaba. Merhaba. Ay her gün değişik bir şey oluyor. Niko ayakkabısız dolaşıyor. Kazım da palto giymiş. Ha onlar mı? Onlar Şevkat'ın totemleri ya. Bu akşam Beşiktaş'ın Avrupa maçı var ya. Yani tabii çok eski hikaye ya. Siz bilmezsiniz. Gerçi sizin pek futbolla da ilgilendiğini zannetmiyorum ya. Neyse. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin. Getir çocuğu. Tamam. Bakalım ne var imiş burada. İnanmıyorum. Bu nasıl güzel bir şeydir. Kapakı nerededir bunun? Neyse. Sonra bakarız. Ay çok güzel. İnan. Anne ne yaptın ya? Kırdın güzelim antikayı. Kim bilir ne kadar pahalıdır. Ah ben ne yapacağım şimdi? Hayrola ne oldu? Ah belki de dünyanın en pahalı antikasını kırdım. Ben kendimi nasıl affettirebilirim? Rica ederim madam, hiç üzülmenize gerek yok. Bir kere bu dünyanın en pahalı antikası falan değil. Üzeri yaldızlı alelade bir porselen. Bundan piyasada çok var. Asıl benim üzüldüğüm sizin üzülmeniz. Eğer sizin yüzünüzü asık görürsem çok üzülürüm. Çünkü işte bu paha biçilmez. Çok teşekkür ederim. Resmen sen Fiona'dan bile güzelsin be. Hayda ne oluyor ya? Ne dedim ki ben buna şimdi? Bu kız resmen Şevkat'a oynuyor Esin. Şevkat için hayatı şeyler ne? Beşiktaş ve tavukları. Önce tavuk şov yaptı, şimdi futbol şov yapacak. Ve kesin maçı izlemeye Şevkat'e damlayacak. Şevkat Avrupa deplasmanlarını aynı kahvede izliyormuş. Sence bu kız oraya gitmez mi? Bence kesin gider. Sen de git. Ben? Kızım ben ne anlarım maçtan, futboldan falan. Ben Galatasaraylıyım zaten. Basketbol maçlarını falan izliyorum denk gelirsem. Ya o zaman futbol öğren. Nasıl? Bütün erkekler futbol konusunda uzmandır. Hızlandırmış kurs alacaksın. Hayırlı işler Cuma Usta. Parayı bulacak doktorun hasta ayağına gelirmiş. Merhabalar. Size bir maruzatım vardı Cevdet Bey. Nedir? Efendim sizin şu arka tarafta bir mekanınız var ya, onu bir günlüğüne kullanabilir miyiz diye acaba soracaktım ben. Ne yapacaksınız? Efendim biz Bozkır Bey'e bir türkü ortamı ayarlıyoruz böyle, eğlenti gibi. Tanıdıklar da gelecek, ünlüler falan da böyle, sesini tanıdığımız ünlüler falan da gelecek. Onu bir günlüğüne acaba bize şey yapar mısın? Çok güzel düşünmüşsünüz. Ne güzel. Millet hem çalsın hem eğlensin. Harika. Çok güzel. Vallahi evet yani. Mahalle olarak çok bunaldık be ya. Biraz eğlentiye ihtiyacımız var. İnsanlar coşsun. Çok teşekkür ederiz. Baba, bir şey değil, bir şey değil. Yine babalığınızı gösterdiniz. Eyvallah. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim. Çay içseydiniz. Daha sonra, daha sonra. Bayattı zaten. Çay iyi olur be. Selam kızlar. Kolay gelsin. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Hangi rüzgar attı seni buraya? Hangi rüzgar attı beni böyle? Ben artık buraya taşınıyorum. Nasıl yani? Dükkanı buraya getiriyorum. Ya. Evet. Neden? Ne demek neden? Seni yalnız bırakmamak için. Başına bir sürü şey geliyor. Artık kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Ya babacığım çok sevindim. Ay canım benim, ben de. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok sağ ol kızım. Evet evet, biz de yardım edelim. Elimizdeysin. Çok teşekkür ederim kızlar. Ama eksik olmasın Marika Hanım. Çok yardımcı oluyor bana. Peki madem bir şeye ihtiyacınız olursa bize söyleyin ama Cevdet amcacığım. Tabii. Hadi hoşça kalın, kolay gelsin. Görüşürüz. Sana da babacığım. Sıkıntılı ya. İş yok adam akıllı. Bekle. Şşt Demet. Sana selam veriyorum. Niye almıyorsun ya? Ne oldu? Ne selam vermesi be? Bana sürekli Fiona Fiona deyip duruyorsun. Evet Fiona'ya benziyorsun diye Fiona diyorum yani. Beni buna mı benzetiyorsun? Hı? Hayda kızım, benim kastettiğim Fiona o Fiona değil ki. Bak benim kastettiğim Fiona bu. Yani gerçek insan. O anime karakteri.
Güzelmiş. Tabii güzel. Buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir çay alır mısın? Tabii ki, buyurun otur. Oğlum iki çay yap orada. Afiyet olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Buranın sahibi kim? Benim. Öyle mi? Hayırdır bu ne? Bu yapacağımız güzel bir anlaşmanın ön ödemesi. Buyurun oturun. Neymiş bu anlaşma? Bundan sonra yumurtacı Şevkat'ten hiçbir mal almayacaksın. O kadar. Gençler, herhalde siz Şevkat'ı tanımıyorsunuz. Önce ben size bir Şevkat'ı anlatayım. Ondan sonra cevabını veririm. Burayı yeni açmıştım. Çok masraf yaptım. Borca girdim. İşlerim açılmamıştı daha. Tam o zamanlar çocuğum da hastalandı. Hayatım, herkese borcum var zaten biliyorsun. Kimden borç isteyeyim? Ya kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Yerin dibine girdim zaten. Ya şey diyorum, şu bizim alyansları razı olursan satalım mı? Tamam hayatım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki seninle evlenmişim hayatım. Bak her şey çok güzel olacak. Çocuğumuz iyileşecek. Her şey bir yoluna girecek hayatım. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Hadi bay bay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şevkat, şu anda yumurtaya ihtiyacım yok abicim. Acilen dükkanı kapatıp çıkmam lazım. Olur mu kardeş? Hiç dükkan kapatılır mı ya? Senin acil işin varsa sen çık, ben bakarım dükkana. Sana zahmet olmasın kardeş. Ya yok, ne zahmet, Allah'ını seversen biz de esnaf adamız ya. Hadi, hadi sen işini hallet. Hadi. Tamam. Niko, ha bana bak. Şimdi mahalleden... Milletten 3-5 toplayabildiğin kadar para topla. Sonra da herkese söyle, bir adres göndereceğim. Hep beraber oraya gelin, tamam? Ya Niko bir uzatma, bir dediğimi yap. Sen parayı topla, millete de haber ver, bir adres gönder. Oraya gelin, hadi bekliyorum. Hemen eve koştum. Karımın alyansını aldım. Şevkat dükkanını çok beklemesin diye geldim geri. O da esnaf. Onun da işi gücü var sonuçta. Dükkanı kapatıp kuyumcuya gideceğim. Koşa koşa geldim dükkana. Bir baktım, içerisi tıklım tıklım müşteri kaynıyor. Hadi bakalım ablayı bir ilgilen. Bundan mı abla? Şevkat, bu ne abicim? Ya kardeş, senin dükkan neymiş böyle? Valla ayağımız mı uğurlu geldi, ne oldu anlamadım. Bir anda böyle doldu taşta. Ha dur. Şunları da vereyim ben sana. Şevkat. Dur ben müşteriye bakayım. Abi. Teyze yazım getir. 30 lira abicim. Hemen veriyorum. Böyle abi. Sağ olasın. Hoş bulduk abi. Su böreğim var ya. Süper bir su böreği. Yan komşudan öğrendim sonra. Böyle müşteriler dolup taşmamış. Kendi arkadaşlarını getirmiş. O para zaten yarım saat içerisinde toplanacak bir para değildi. Şevkat, Allah razı olsun ondan. Onun sayesinde şu yüzüğümü satmadan... Çocuğumu tedavi ettirdim ben. Ya beni utandırmamak için parayı direkt elime vermedi benim, biliyor musunuz? Böyle bir numara yaptı bana. Çünkü Şevkat insan. Çünkü Şevkat adam. Şu elimde gördüğünüz bu alyans var ya, bu alyans Şevkat sayesinde duruyor. Bana Şevkat desin ki, parmağını kes. Ben parmağı keserim. Belki oluk oluk kan akar. Kan kaybından ölürüm. Belki çocuğum yetim kalır. Belki eşim dul kalır ama... delikanlılık yaşar. Üf.
Herhalde cevabını aldınız siz gençler. Ben bu parayı alacağım mı kolumu keserim. Demir'in Tuncu'na paranın ihtiyacım yok benim. Buyurun kalkabilirsiniz. Bu arada çaylar bende. Afiyet olsun. John Kalev vardı. O da Beşiktaş'ta oynamıştı. Sergen de vardı. O da her takımda oynadı be. Sonradan atçılığa merak sardı. Bir ara Sergen diye bir atı vardı. Nasıl biliyor musun? Arap atı böyle simsiyah. Dangır 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 koşardı be ya. Kaç kere altılımı yatırdı o benim. Sonra Rıdvan da merak saldı bu atçılığa. At aldı da onunkiler o kadar şey olmadı yani. Ne anlatıyorum ben be ya? Of yandım Allah. Ya Cuma sen ne diyorsun ya? Kızlar futboldan bahsediyorlar. Sen Arap beygir diyorsun, bahis diyorsun, at diyorsun, bir şey diyorsun. Ne yapıyorsun ya? Arkadaşım futbol sadece asla futbol değildir. İşin ucunda para varsa her şey değişiyor ya. Madem Galatasaraylısan Hacı'yı bilmen gerekir. Hacı efsaneydi efsane. Karpatların Maradona'si. Ha bir de Metin Oktay mutlaka bilmelisin. Adam kral, kral. Allah Allah. Bizim de futbolcularımız vardı. Ne var yani? Lefter vardı, Alex vardı. Bunları söylüyor muyuz şimdi? Sen Cimbomlu musun be? Başımıza şimdi nereden çıktı acaba? Bir dakika, bir dakika. Tamam. Peki offside ne? Offside ne? Aa, kadınların hep merak ettiği ama asla bilemediği, hakemlerin de göremediği pozisyondur offside. Offside'i çözen bütün alemin sırrını çözer be ya. Nico gibi konuştum ben de. Tamam, tamam. Anlaşıldı. İhsan, oğlum git manavdan meyve getir. Uygulamalı olarak anlatacağım. Ya işte bu okey taşlarıyla anlat. İhsan'cığım, sanatçı kişilikleriyle hanımefendiler mekanımıza şeref vermişler. Okey taşıyla olur mu? Meyve böyle bir natürmört etkisi yaratır. Hadi bakayım. Ya natürmört derken hani meyveler dikkatlerini dağıtır. Boş ver usta ya. Bir kere de dediğimi yap lan. Yürü. Dediğini yap ama yaptığını yapma. Aman. Siz bayağı iyi biliyorsunuz galiba bu offside'ı. Evet. Şimdi futbol İngiliz icadıdır ama offside Norveç'ten çıkmadır. Acaba? Modern futbolda zaten temellerini Norveç'ten almıştır. Baktığımız zaman Avrupa'daki soyut sanat akımları yayılmaya başladığında bu Norveç'te futbola acayip yansıdı. Yani Norveç'te offside başkadır diyorsunuz. Aşk gibi bir şey bu galiba, karışık. Tabii. Aşk da offside'ı anlatmak gibi zordur. İsterseniz size bunu pratik olarak gösterebilirim. Tabii isterseniz. Yok, şimdilik kalsın. Yani evet, önce offside sonra aşk. Yani aşkın şimdi acelesi yok değil mi? Getir oğlum. Getir bakayım, getir bunları bakayım. Bunları bulabilirim. Tamam. Şimdi şunları alalım. Bu. Evet, kaldır oğlum onu. Bakın arkadaşlar. Bu rakip takımın kalecisi. Şurayı bir çizgi olarak farz edelim. Bu bizim forvetimiz. Şuraya koyduk. Bunlar da defanslı oluyor. Defans oyuncular. Çizgi olarak görün onu. Şimdi buradaki oyuncu topa vurduğu an önemli. Topa vurduğu an eğer ki buna böyle çarptığı zaman eğer bu golü... Yok öyle değil. Bak şimdi burada bir çizgi var. Bu offside çizgisi. Bu çizgi buradan topun atıldığı ana göre, hakemin bakış açısına göre değerlendiriliyor. Ne anlatıyorsun ki ağzım? Şimdi ne anlatıyorsun ya? Bir dakika. Sen şey, acaba hakemi nereden biliyorsun? Futbol oyunda kaç tane hakem var onu biliyor musun? Allah'ını seversen öyle şey olur mu ya? Nasıl? Şimdi buradan geliyor. Defansta tam çizgi oldu. Diyelim ki bu öne geçti. Bundan top geldiği zaman tam olarak bunun... Öyle değil. Bak şimdi bunu buradan alıyorsun. Bunu buradan alıp buraya atarken tam olarak bunun kafasına geldiği zaman, değdiği zaman, bu öne geçtiği zaman, öyle olduğu zaman tam olarak zaman... Öyle olmuyor. Öyle bir kere o. Kardeşim falan böyle fark diye bulmaz. Hayır. Falan diye bir şey var. Fark diye bulmaz. Hayır. Falan diye bir şey yok. Orta sahanın sesinden geçtiğiniz zaman... Şimdi geldiğinde orada kurtulmuyor. Yürüyün gidin ya. Şevkat sıkışık zamanlarda bana kaç ay parasız bal verdi biliyor musunuz? Yok tamam. Bilmek istemiyoruz. Hadi. Ulan kaç yer dolaştık. Bu Şevkat ne tür bir yaratıkmış. Kimse herifi satmadı ya. Oğlum biz de başka bir yol buluruz. Ama ne olursa olsun o Şevkat'ı gömeceğim ben. Yeter be. Mekan burası acım işte.
Olur lan. Vallahi olur olur ha. Burası olur olur. Olur diyorsun, olur agacım be ya. Ama biraz eski tarz böyle objeler falan koymak lazım. Çünkü burası yıllar evvel varmış gibi bir şey yapmak lazım. Olur mu olur, hallederiz be ya. Doğuya özel böyle eşyalar falan koyarız. Alıdır, kilimdir, testidir. Böyle öküz başları şey yaparız, hallederiz. Buyur o zaman, hayırlı uğurlu olsun. Doğuya ait bende şey var, samuray kılıcı var böyle. Akşama getireyim mi? Kazım, doğu dediysek o kadar da uzak doğu değil be ya. Çin restoranı mı açıyoruz? Sen o eski bakır tasları çıkar bakalım, otantik olarak onu koyup kullanırız. Hadi bak. Olsun, ben samuray kılıcını getireyim. Türküsünü detana okuyan harakir yapsın. La Kazım, samuray kılıcı ne lan? Ha? Güz müz getir bari de halayı böyle çekerken ayağa birisi takılırsa hemen başına geçiririz. Vallahi ben güzden müzden anlamam. Tamam, elektrik var. Buraya güzel bir spot asarız. Tamam, harika. Yalnız bu masa örtüleriyle perde işi bende. Ona kimse karışmasın, olur mu? Tamam, tamam. Telaşa hiç gerek yok. Biz şimdi mahalleliyle el ele burayı bir güzel hallederiz. Yarın hazır ederiz. Tamam abla, sokarız hep birlikte, hep birlikte. Hadi. Hadi bakalım. İsmail, gel buraya, gel, gel. Gel. Yandık la. Keşke erkan olarak gelseydim. Şimdi Bozkır Baba'dan dünyanın kalayını yiyeceğim. Kesin. Buyurun. Bu bağlamayı hatırlıyor musun? Al buyur. Bu benim çatıdan atıp kırdığım bağlama. Oğlum, bağlama kırılmaz. Bağlama yakılmaz. Onçacığım, alçal. Ben de gidip oradan dinleyeceğim, bakacağım nasıl olur. Bozkır Baba, emin misin yani? Mekanın gazına gelip sonradan şark etme. Ben şahsen dayak yemek istemiyorum. Aptalsın ama abdallarında bir harf var İsmail. Yani adam gibi bağlama çalanın, has türkü yakanın başının üstünde yeri var. Ustalar öyle hazır peşine koşmaz. Her neredeyse gidip orada yaratırlar çıraklarını. Mekanı dümenden açıyoruz ama bir gün için bile olsa bağlamanın yasası geçerlidir. Onun için sen de çal. Çal. Bravo. 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 Üstadım bravo. Yemin ederim harika konuştunuz. Ağzınıza sağlık. Çalıyorum ben kesin değil mi? Çal lan çal, sen de iyiden deviş getirdin be. Hadi bakalım. Burası benim değil İsmail. Burası türkünün tahtı. Onun için sen de çalacaksın. Ama başka bir yerde gözüme gözükürsen seni sinek gibi ezerim. Yok yok, çalıyor veya çalıyor. Hiç o problemi girme. Hadi bakalım. Sandalye ver, sandalye. La çal. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Beyaz giyime tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel.
Zaten bende talih yok. Seni benden alırlar. Salına da salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Ay bu Oğuzhan ne kadar komik adammış böyle. Nereden gelmiş bulmuş burayı? Vallahi bilmiyorum da gerçekten Norveçli miymiş o? Bilmiyorum ben de ama ya eğer Norveçliyse bile Norveç'in içinden değildir bence. Kutuba en yakın köyünden olabilir mesela. Aa, babam arıyor. Allah Allah, niye arıyor ki? Alo. Sıkıntını halledebildin mi Gizem? Pardon, ne sıkıntısı? Bana mail atıp para istemiştin ya. Ben senden para istemedim. Ölsem de istemem. Kızım ben senin babanım. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Ben buyum biliyorsun. Aramasaydın. Gizem. İyi misin? Ne oldu? Güya para istemişim. O da göndermiş. Hayatta böyle bir şey yapma. Tabii ya. Tam Boralık hareket bu. Kesin o yapmıştır. Biraz dertleşmek ister misin Gizem? Ya ben Fransa'dan döndüğümden beri hep benim dertlerimle uğraştınız. Yani çok teşekkür ederim. Bunun için size minnettarım. Ama biraz da ben sizin dertlerinizi dinlemek istiyorum artık. Canım benim. İnan ki gerek yok. Zaten artık hiç umursamıyorum ki. Da? Ben biraz suçlu hissediyorum kendimi. Ya biz seni biliyoruz. Boş ver şimdi sen. Maça konsantre ol. Sonra bize anlatırsın neler oldu. Bir şey diyeceğim. Niye anlatıyorum ki? Siz de gelin. Siz zaten bu mahallede olan biten her olayı böyle televizyonda dizi izler gibi izlemiyor musunuz? Eğleniriz işte hep beraber. Evet ya. Gerçekten bu mahalle böyle fantastik dizi gibi geliyor bana. Tamam, o zaman akşam beraber gidiyoruz. Beşiktaş'ımızın bir Avrupa sınavına daha hoş geldiniz. Otur sağlamda. Gel, bak yanına öyle be. Geri dörtlüde son kanatta alıyor. Gerizekalı. Hakem ne öyle be? Hakem tarafsız tutar, devam edeceksin dedi. Oğlum çocuk musunuz lan siz? Kaç kere söyleyeceğim size ya? Artık şu totemi bir yapın ya, beni söyletmeyin ya. Niko çık hadi abi yakalım. Kazım hadi abi. Hadi oğlum. Ayı bekleyin, tamam yapıyoruz ya. Hayatımda böyle saçma totem görmedim ben. İçme. Sen denerlisin, senden biraz şüpheleniyor bana. Hiç merak etme oğlum, Avrupa maçı bu ya. Hepimiz kardeşiz. Adamsın, adamsın işte. Hadi be ya. Siz önce kendi kaleniz için totem yapın be oğlum. Oğlum, biz ona... Takoz Recep'e saygı duruşu diyoruz. Tamam, o başka bir şey. Hadi bakalım ayak, o olur olsun o zaman. Hadi başarılar beyler. Neredeymiş bu kahve ya? Buralarda bir yerlerde dediler ama. Şurası galiba. Hanımlar hoş geldiniz. Gelin bakalım gelin. Vay be. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Şöyle alalım. Buyurun. Oturdum ama ben. Mahsur yok değil mi? Şevkat'le Beşiktaş maçı izlemek. Yok canım, ne mahsuru olacak? Esin sen spor sever miydin ya? Tabii. Ama eskiden daha çok seviyordum. Şimdi böyle fiziksel üstünlüğe dayalı bir güç gösterisi haline geldi. Yani biraz estetikten uzak buluyorum. Ha, o öyle diyorsun yani. Vay be. Şevkat sana bir uğurlu bir forma vereyim mi? Onu giy ha. Yok sağ ol, benim formam var, tamam. Ama bak bunun üstünde kimlerin imzası var? Hızla ilerliyor seyirciler. Bak. Önündeki oyuncu geçebilecek mi? Tekrar Oğuzhan. Metin Ali Feyyaz mı lan? Kız nereden buldun sen bunu? Ya yıllar önce bir aşılışta üçünü bir arada gördüm. Ben de imzalattım, yıllardır saklıyorum. Al bunu giy bu maç için, hadi.
Vallahi ben buna hayır demem. Şevkat la, Şevkat oğlum, Şenol niye takımı geri çekmiyor la? Bir tane deplasmanda attı işte, çeksin takımı geri yani. La oğlum saçmalama, hazır atmışız bir tane, rakibi yarmışız, gediği vurmuşuz, bir tane daha attıkça atacağız yani. Şevkat, ne? Ofsayt yok mu? Ofsayt yok mu? Ofsayt yok mu? Allah belanı versin lan, sen niye yapıyorsun? Şurada, şurada dur. Taş tüm atlarıyla saldırmaya devam ediyoruz. Oh, hadi bakalım. Oğlum bu maçın hakkı beraberlik değil. Yapmayın. Şevkat. Totem hatırlıyor musun ha? Bak hadi yapalım tam sırası. Esin. 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 Esin bir dinler misin? Esin, biz devam ediyoruz. Esin bak, inan ki yanlış anladın. Ya sadece totem yapıyorduk. Eskiden kalma bir şey ya. Tam olarak dediğin gibi Şevkat. Eskiden kalma bir şey. Geride kalmış bir şey değil. Bir merhaba da öyledir. Geride kalmaz. Eskiden kalmıştır. Yani görünce esirgemezsin. Bu da bir totemdi sadece. Daha önce sadece yardımdı. Bugün sadece totem. Yarın ne yapacaksın? Ya bir şey yapacağım yok. Yarını marını yok yani. Dünü var ama. Gördüğüm kadarıyla bugünü de var. Yarın olmadığından nasıl emin olabiliyorsun ki? Şevkat benimle açık açık konuşur musun? Bak sana açık açık söylüyorum. Bu işin yarını falan yok. Bu sadece bir totemdi. Beraberliğin bozulması için, Beşiktaş'ın galip gelmesi için bu kadar. Tebrik ederim o zaman. Toteminiz başarılı oldu. Beraberlik gerçekten bozuldu. Şimdi ben eve gidiyorum. Tek başıma. Peşimden gelme. Arkadaş ben zaten bu dünyaya söz vermeye gelmişim ya. Anama verdiğim sözden kızı şey yaptık. Öbürüne verdiğim sözden bu olaylar oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım ben ya. Bu nasıl bir hayattır ya? Nasıl gitti? Oo! Oley, oley, oley! Yani? Yani kavga ettiler, bozuştular sayende. Vallahi kızım, sendeki fırsattan enerji üreseler Türkiye'nin enerji ihtiyacına yeter vallahi. Şevkat'in düğünden o kızı atla kaçırdığını duyduğundaki halini hatırlıyorum da. Şevkat aklında bile yokken iki dakikada yaptığın planı sürükledin bizi buraya. Nasıl plandı ya? Sahte evraklar düzenledi, ölümcül hastalığın var diye. Bir de Şevkat onları tesadüfen bulsun diye kolünün altını açık bırakman yok mu? Bir
Bir de herife söz verdirdin kimseye söyleme diye. O kız da onun sana üzülerek yaptığı her şeyi yanlış anladı. Ama Şevkat'i etkilemek için sahte imzalı formu hazırlaman da son noktaydı. Sevar kızım, sana pes diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hayat işte. Bazen birinin kıymetini anlamak için kaybetmek gerekir. Ben Şevkat'i yeni sevmedim ki. Ve daha güzeli, bir zamanlar onun da beni sevdiğini biliyorum. O bana yeter. Şevkat'i o kızdan geri alacağım. Delikanlı şefkat yerinde. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. Yazgısı mazlum, gönlü de zengin. İçimizden bir güzel abim.